Zafer'in 75. yılında konuşacağız Kemal Okuyan'la. Merhaba Kemal Okuyan. Merhabalar, nasılsınız? Teşekkür ediyoruz. Siz nasılsınız? Fena değil. Böyle salgın zamanlarında zaferler de böyle kutlanabiliyor. Belki bugün başka bir alanda, belki binlerce kişiyle kutlayabileceğimiz bir zaferi salgın ortamında evet. Bu şartlarda kutlayabiliyoruz. Ne yazık ki. Evet. Ama insanlık daha kötü günler yaşadı. Bunu bilerek hayatımıza devam etmemiz, mücadelemize devam etmemiz gerekiyor. Şimdi insanlık daha kötü günler yaşadı. İnsanlık o kötü günlerden bugüne gelirken de bir zafer üstüne kurgulandı. Onun bugün aslında hem kazanımlarını hem eksikliklerini de konuşacağız. Belki onlarla da yüzleşeceğiz. O yüzleşmenin olabilmesi için de faşizmi konuşarak başlamak gerekiyor. Ama tüm sermayenin desteklediği, tarihin gördüğü ve tanıklık ettiği Hitler portresiyle başlamamız lazım belki önce. Önce onunla başlayalım. Evet, Hitler'i gördük. O nedenle de önce anlayabilmek için aslında hem İkinci Dünya Savaşı'na giden süreci sonrasında kazanımları faşizmle başlamak gerekir. O yükselişi konuşalım. Nasıl böylesine yükseldi? Kaynağı neydi? Evet, aslında faşizmin yükselişi, şimdi biliyorsunuz Hitler 1933 yılında iktidara geldi Almanya'da. Ama Hitler'in iktidara giden yolunu ya da Alman Nazi hareketinin iktidara giden yolunu döşeyen gelişmeler 1918'de başladı. Neden böyle söylüyorum? Çünkü Hitler'in biliyorsunuz önemli argümanlarından bir tanesi revanş almak. Neyin revanşı? İşte Birinci Dünya Savaşı'nın revanşı. 1918 yılında Almanya Birinci Dünya Savaşı'ndan beklenmedik bir biçimde yenilerek çıktı. Ama bu yenilgi değişik bir yenilgiydi. Örneğin Alman topraklarında hiç savaş gerçekleşmemişti. 1918 yılında Almanya teslim olduğunda
Alman ordusu Alman topraklarının dışındaydı. Dolayısıyla biraz daha sonra gelen barış anlaşması, işte Versay anlaşması, galip devletlerle yapılan, bu anlaşmaya dönük çok büyük bir tepki oluştu Almanya içerisinde. Ne tepkisiydi bu? Çok ağır, bizim Sevr anlaşmasına benzeyen koşulları vardı. Hatta daha ağırıydı Versay anlaşmasının. Dolayısıyla Alman ulusu da yaygın bir biçimde bir haksızlığa uğradık değerlendirmesi vardı. Yani o kadar ağırdı ki hükümler, İngiliz ve Fransızlar o kadar sert koşulları ileri sürmüşlerdi ki Almanlara. Alman toplumu bir kere bir tepki vardı. Dolayısıyla Hitler ve ekibinin, Nazi hareketinin yükselişi için bir psikolojik arka plan vardı. Ayrıca şunu unutmayalım, bu ağır koşullar Alman ekonomisi, ki zaten zor durumdaydı Birinci Dünya Savaşı nedeniyle, Alman ekonomisi üzerinde daha da ağır bir baskı kurdu. Yani inanılmaz tazminatlar aktarılıyordu İngiltere ve Fransa'ya. Ve bu tazminatların da etkisiyle Almanya'da muazzam ekonomik zorluklar gündeme geldi. Tabii ki tek nedeni bu değildi. Yani kapitalizmin krizi de vardı Almanya'da. Dolayısıyla Alman toplumunda işte diğer güçlü emperyalist ülkelere dönük bir tepki oluştu. Haksızlığa uğrama, bir mağdur psikolojisi oluştu bu dönem içerisinde. O yüzden de Hitler'in yükselişi için bir toplumsal zemin olduğunu düşünmek gerekiyor. Ama başka şeyler de var. Yine de bir kendince tırnak içerisinde o dahiyane çılgın fikirler olan birinin bu kadar toplum tarafından desteklenmesi de diğer argümanlarla açıklanabilir mi? Doğru. Yani Hitler bugünden bakıldığında bayağı işte çılgın, bir kanlı, katil, diktatör. Yani genel olarak zaten işte Hitler bir deliydi türü bir algı yaratılmaya çalışılıyor. Ama bu tam olarak doğru değil. Yani Hitler'in bugünkü birçok siyasetçiyle kıyaslandığında daha az deli olduğunu ya da daha normal davranışlar sergilediğini düşünebiliriz. Çünkü Hitler'i besleyen, Hitler'in iktidara gelmesini sağlayan asıl şey Alman sermayesinin ihtiyaçlarıydı. Şimdi ben demin anlatırken işin toplumsal boyutuna değindim. Yani Alman toplumunda, ki ne yazık ki işçiler dahil, bir bölüm işçi dahil bir intikam arayışı vardı. Ama buna ek olarak Alman sermayesi de, biliyorsunuz Alman ekonomisi çok güçlü bir ekonomiydi. Yani savaşta yıkıldılar ama Alman tekelleri dünyanın en büyük tekelleriydi ve yayılmak istiyorlardı. Şimdi şöyle düşünün, kıstırılmış, denizlere fazla çıkışı olmayan, kıstırılmış, sömürgesi pek olmayan bir ülke Almanya ve ağır anlaşma koşullarıyla, Versay anlaşmasıyla iyice tırnakları sökülmüş. Ama öte yandan da o tırnakları sökülen büyük bir kudrete sahip. O yüzden de Almanya'nın yayılmaya ihtiyacı vardı. Yayılma neyi gerektirir? Militarizmi gerektirir. Yayılma neyi gerektirir? Savaş gerektirir. Dolayısıyla Hitler arkasına önemli bir toplumsal desteği alıp Alman sermayesinin ihtiyaç duyduğu yayılmacı politikaları hayata geçirebilecek bir lider olarak 1920'ler boyunca güçlendi. Ne sayede güçlendi? Alman sermayesi göz yumdu. Yani Alman patronlar faşizmin yükselişine göz yumdu ve burada çok önemli faktör var. Almanya'da her zaman bir işçi hareketi vardı. Dolayısıyla Hitler aynı zamanda komünizme karşı mücadelede de, yani çok güçlü bir komünist hareket vardı. Komünizme karşı mücadele içinde Alman sermayesine büyük vaatlerde bulunuyordu. Dolayısıyla Hitler'in 1920'lerin başında başlayan serüveni giderek daha ciddi hale geldi. Şöyle çekebilir miyiz Kemal Okuyan? Bir tarafta yükselen militarizm, bir tarafta Hitler'in fikirleri, bir tarafta sermayenin desteği ama karşısında var olan ve Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra da yükselen işçi hareketine karşı yükselen bir faşizmin desteklenmesi. Bunun yani Dünya Savaşı'na giden yolu hazırlayan argüman kesinlikle. Bu mu? Kesinlikle. Bütün bu faktörler
bir araya geliyor. Yani bunu unutmamak gerekiyor. Şimdi tabii 1918'den sonra Almanya'da bir devrimin geliştiğini hatırlatalım. Yani çok detaya girmek istemiyorum ama Almanya Birinci Dünya Savaşı'nın sonuna doğru büyük bir devrimle sarsıldı. Ve Alman İmparatorluğu çöktü, bir cumhuriyet kuruldu. Hatta o devrim neredeyse bir işçi iktidarına gitmek üzereydi. Dolayısıyla Almanya'nın muhafazakar çevreleri, sermaye sınıfı çok korktu. Yani direkten döndü aslında deyim yerindeyse. Yeni bir Rusya gibi bir devrimci işçi sınıfı iktidarının ortaya çıkması Almanya'da son anda engellendi. Biraz da sosyal demokrasinin ihanetiyle, açık ihanetiyle. Şimdi o yüzden de Alman sermaye sınıfı açısından ihtiyaçlar var, yayılmak zorundalar. İçeride tehdit var. İşçi sınıfı, komünist hareket çok güçlü. Dolayısıyla Hitler için her şey hazır. Yani Hitler'in yükselişi için her şey açık, hazır diyebiliriz. İkinci Dünya Savaşı'na giden sürecin aslında taşlarını bir çeşit anlatmış olduk ama konuşalım. Savaş çıkmayabilir miydi? O sürece giden sonrasında elbette konuşacağız ama savaşın çıkmaması mümkün müydü tüm bu söz ettiğimiz aşama aşama meselelerden sonra? Savaş çıkmayabilirdi bir açıdan. Ama hangi koşullarda çıkmayabilirdi? Bütün bu Almanya'nın yayılmacı hareketlerinden ya da eğilimlerinden rahatsızlık duyan bütün güçlerin ortak işbirliği yapması durumunda engellenebilirdi. Ama şimdi burada doğal olarak bir noktayı açmamız gerekiyor. Şimdi mesele yalnızca Almanya değil. Birinci Dünya Savaşı sonrasında ortaya çıkan dünya düzeni, yani 1918'de ortaya çıkan dünya düzeni üç tane ülkeyi tatmin etmedi. Bunlar Almanya, Japonya ve İtalya. Bu üç ülke Birinci Dünya Savaşı sonrasında ya haksızlığa uğradıklarını düşündüler Almanya gibi ya da kazanan tarafta olmalarına rağmen yeterince pay almadıklarını düşündüler. Örneğin İtalya gibi. Şimdi dolayısıyla baktığımız zaman 1930'ların başından itibaren bu dünya düzenini yani oluşmuş ve neredeyse İngiltere, Fransa ve ABD'nin tamamen denetiminde olan dünya düzenini değiştirmeye dönük çabalar görüyoruz. Mesela Japonya bu pek bilinmez. Yani 1931 yılında başlıyor askeri şeylerine, operasyonlarına. Ve bir taraftan Çin'i yutmaya çalışıyor, bir taraftan Moğolistan'a girmeye çalışıyor, bir taraftan Sovyetler Birliği'nin uzak Asya'daki topraklarına girmeye çalışıyor ve bir yandan da Pasifik'teki İngiliz ve Amerikan varlığını ortadan kaldırmaya çalışıyor. Dolayısıyla aslında savaşın emareleri, savaşın başlığı 1939'dan çok öncesinde başlıyor. Bunu bilmemiz gerekiyor. Bunu niye söylüyorum? Araya ilerideki programı ilerleyen bölümlerinde herhalde geliriz ama mesele yalnızca Almanya değil. Mesele sadece Hitler'de değil o zaman. Hitler değil kesinlikle ve bir toplu olarak yani özellikle üç ülkenin İtalya, Japonya ve Almanya'nın yayılma eğilimleri var. Eğer bu eğilimlere karşı bir önlem alınsaydı bu şekilde çıkmazdı savaş. Ama şunu da söylemek zorundayım. Emperyalizm, yani emperyalist dünya sistemi savaşsız yapabilen bir sistem değil. Yani savaşları üreten bir sistem. Niye üretiyor? Çünkü kendi içerisinde büyük rekabetler var. Yani emperyalist sistem rekabet üzerine kurulu ve bu rekabet bir noktadan sonra savaşsız çözülemiyor. Çözüme kavuşturulamıyor. Dolayısıyla evet mümkündü bir açıdan İkinci Dünya Savaşı'nı engellemek. Ama bir açıdan da şunu bilmemiz gerekiyor ki emperyalizm var olduğu sürece savaş tehlikesi var. Bunu unutmazsak tabii ki savaş engellenebilirdi. Neyle engellenirdi? Sovyetler Birliği'nde içinde olduğu bir şekilde
mevcut dünya düzeninde en azından o sırada savaş istemeyen ülkeler, İngiltere, Fransa, belki Amerika Birleşik Devletleri, bu ülkelerin işbirliği mümkün olsaydı savaş çıkmayabilirdi. Bu işbirliği biliyorsunuz savaş çıktıktan sonra gerçekleşti. Yani geç kalınmış bir işbirliği ortaya çıktı. Ama söz ettiğiniz şu, zaten savaş dediğimiz şeyin, yani başlangıç tarihinin çok önceden başladığı. O nedenle de belki İspanya İç Savaşı'yla da devam edebiliriz. Evet. Şimdi İspanyol İç Savaşı aslında benim İkinci Dünya Savaşı öncesindeki dönem, yani savaşın hazırlık dönemindeki önemli olaylardan bir tanesi. Ama tek olay değil. Sadece hatırlatacağım. İşte Japonya'nın Mançurya'yı işgali, daha sonrasında Moğolistan'ı işgal girişimleri, Sovyetlerle çatışması, ki 38 yılında fiilen Japonya ile Sovyetler Birliği savaşa giriyorlar Hasan Gölü etrafında. Yani İkinci Dünya Savaşı öncesinde silahlı çatışmalar var. Bunların arasında İtalya'nın Etiyopya'yı işgal girişimi var ve aslında işgal ediyorlardı. Şimdi bunlar savaşın ayak sesleri, güçlü ayak sesleri. Ve bu arada İspanya'da da Cumhuriyetçi hükümete karşı faşist Franco kuvvetlerinin saldırısı ve o saldırıya Almanya ve İtalya'nın verdiği açık destek. Yani şeyi hepimiz biliyoruz. İspanya'da Cumhuriyet Franco faşizmine karşı eğer baş başa kalsaydı, yani hiçbir dış yardım olmasaydı Almanya ve İtalya'dan, İspanyol Cumhuriyeti faşizmi yenerdi. Bu kesin. Ama 1936'da başlayan bu kanlı savaş, iç savaş, İspanya'daki iç savaşa İtalya ve Almanya açık müdahale etti. Yani silah yağdırdılar, danışman yolladılar. Dolayısıyla eşitsiz bir savaş ortaya çıktı. Ve bu sırada Fransa ve İngiltere ne yaptılar? Tarafsızlık propagandası yaptılar. Hiç kimse silah yollamasın deyip Sovyetler Birliği'nin cumhuriyetçilere dönük yardımlarını engellemeye çalıştılar. Fransa, İspanya'ya komşu bir ülke. Dolayısıyla rahatlıkla yardım edebilirlerdi İspanyol Cumhuriyeti'ne. Ama onlar bir taraftan Cumhuriyet'e giden yardımları kesmeye çalıştılar. Öte taraftan da Almanya ve İtalya'nın İspanyol İç Savaşı'na müdahalesine engel olmadılar. O yüzden de İspanya'da İç Savaşı Cumhuriyetçiler ne yazık ki kaybetti. Ama aslında bu savaş Almanya ve İtalya'nın, yani iki faşist ülkenin zaferiydi. O yüzden de İkinci Dünya Savaşı öncesinde bu İspanyol İç Savaşı'nın önemli bir rolü, şeyi var. Yani sembolik değerin ötesinde maddi bir değeri var. Neden? Çünkü Alman ve İtalyan faşistleri, yani Mussolini ve Hitler, Batı'nın, yani Fransa ve İngiltere'nin kendi saldırganlığına karşı hiçbir şey yapamayacağını orada gördüler. Yani İspanyol İç Savaşı o kadar açık bir şeydi ki, turnusol kağıdıydı ki, bir tek Sovyetler Birliği'nin Almanya ve İtalya'nın bu saldırgan tutumuna karşı bir maddi direnç olduğunu gördüler. Ama Sovyetler Birliği İspanya'ya çok uzaktı. Burada bir parantez açacağım. Sovyetler Birliği çok eleştiriliyor İspanya'da cumhuriyetçi yönetime pek destek olmadılar diye. Şaka olmalı bu. Nasıl destek olacaktı Sovyetler Birliği daha fazla? Uçak yolladılar. Tank yolladılar. Bütün dünyadan internasyonel gönüllüler gitti. Bunun organizasyonu Sovyetler Birliği yaptı. Yani Sovyetler Birliği fiilen Almanya'yla, İtalya'yla savaşa girişmemek için normal asker değil, gönüllü yolladı. Ve bu gönüllülere bütün dünyadan katılım oldu. Dediğim gibi uçak yollandı, tank yollandı. Yani ve sınırı olmayan bir ülkeye, yani İspanya ile Sovyetler Birliği arasında kabul edersiniz ki silah yardımı yapabilmek için çok ciddi bir yol kat edilmesi gerekiyordu. Ve Fransa ve İngiltere'nin çıkardığı bütün zorluklara rağmen.
Dolayısıyla Sovyetler Birliği'ni eleştirenler biraz da o çok hayran oldukları İngiltere ve Fransa'nın tutumunu incelesinler. Yani ben bunu liberal solcularımıza özellikle söylüyorum. Yani liberalizm bu anti-Sovyetizmle gerçekten kafası tütsülenmiş durumda ve bu solu da etkiliyor. Efendim İspanya Cumhuriyeti'ni Sovyetler Birliği satmış. Nereden çıkıyor? Yani ne hakla biz bunu sorabiliyoruz? Dediğim gibi ellerinden geleni yaptılar ve buna rağmen ne yazık ki cumhuriyetçi kuvvetler sonunda Franco kuvvetlerine yenildiler. Ve bakın orada başka bir şey daha var. Fransa, cumhuriyetçi güçler, işte internasyonel kuvvetler, Franco kuvvetlerinden Fransa'ya sığındıklarında onların çok büyük bölümünü gözaltına aldılar. Bir bölümünün de Fransa'ya girişine izin vermediler. Yani Fransız tarihinde böyle bir büyük, trajik ve sorgulanması gereken insanlık suçu olduğunu da hatırlatmak istiyorum bu arada. Peki o sürece götüren o ayak sesleri dediğimiz İspanya'nın iç savaş şarkısıyla bir devam edip hem bir soluk almış olalım, öyle de devam edelim. Ne güzel edelim. Olur, ne güzel olur. Evet. Dicen que la patria es un fusil y una bandera. Mi patria son mis hermanos que están labrando la tierra. Mi patria son mis hermanos que están labrando la tierra. Mientras aquí nos enseñan cómo se mata en la guerra. Ay, que yo no tiro que no, ay, que yo no tiro que no. Ay, que yo no tiro contra mis hermanos. Ay, que yo tiraba que sí, ay, que yo tiraba que sí contra los que ahogan al pueblo en sus manos. Nos preparan a la lucha en contra de los obreros. Un rayo me parta a mí si ataco a mi compañero. La guerra que tanto temen no viene del extranjero. Son huelgas igual que aquellas que lograron los mineros. Ay, que yo no tiro que no, ay, que yo no tiro que no. Ay, que yo no tiro contra mis hermanos. Ay, que yo tiraba que sí, ay, que yo tiraba que sí contra los que ahogan al pueblo en sus manos. Mi hermano se levanta, estando yo en el cuartel. Tomo el fusil y la manta y me echo al monte con él. Oficiales, oficiales, tenéis mucha valentía. Veremos si sois valientes cuando llegue nuestro día. Ay, que yo no tiro que no, ay, que yo no tiro que no. Ay, que yo no tiro contra mis hermanos. Ay, que yo tiraba que sí, ay, que yo tiraba que sí contra los que ahogan a España en sus manos. Evet, dinledik şarkımızı. Keşke direnişleri de hep şarkılarla anlatabilsek. Bir başka zaman onun da yayınını yaparız. Özellikle İspanyol İç Savaş şarkıları hem çok ünlü hem de gerçekten çok güzeller. Belki başka programlarda o şarkılardan birkaç örnek daha dinletebiliriz. O örneği okumak isteyenler de birkaç yıl önceki yazınızı okuyabilirler. Şahane anlatılmıştı çünkü şarkılar üzerinden direniş hikayeleri. Biz peki bıraktığımız yerden devam edelim. Almanya-Sovyet anlaşmasının nedeni neydi? Bizi nereye götürdü o süreç? Evet, 1939 Ağustos'unda, daha doğrusu İkinci Dünya Savaşı'nın başlangıcından, yani 1 Eylül 1939'dan bir hafta önce Almanya ile Sovyetler Birliği bir anlaşma imzaladı. Şimdi bu anlaşma tabii büyük bir sürpriz bütün dünya için, sürpriz oldu.
Zaten çok gizli yürütülmüş görüşmeler sonunda imzalandı bu anlaşma. Neden sürpriz? Çünkü Sovyetler Birliği o ana kadar Alman faşizmine karşı mücadele için ortak hareket edilmesi gerektiğini söyleyen bir ülkeydi. Herkes, dünyadaki bütün faşizme karşı güçler için Sovyetler Birliği Alman faşizmini engelleyecek tek güç olarak görülüyordu. Ve bir anda şok geçirdi bütün insanlık. Tabii şok geçirenler arasında Fransız, İngiliz, Amerikan yönetimleri de vardı. O yüzden de bu anlaşmanın neyin sonucu olduğunu iyi anlamak gerekiyor açıkçası. Çünkü dediğim gibi savaşın başlamasından bir hafta önce imzalanan bir anlaşma. Ama önce adını koyalım. Bu bir dostluk anlaşması değil. Bu bir ittifak anlaşması değil. Bu sadece ve sadece bir saldırmazlık anlaşması. Yani Sovyetler Birliği ile Almanya birbirlerine saldırmayacaklarını taahhüt ediyorlar. Tamam, Hitler'in sözüne zaten hiç kimse güvenmiyordu ama zaten verdiği sözü Almanya bu anlaşmaya da attığı imzayı 2 yıl sonra geri aldı. Yaklaşık 2 yıl sonra. Şimdi ama bu anlaşmayı ne gerektirdi? Bu soruya biraz yanıt vermemiz gerekiyor. Şimdi demin de söyledim. Savaştan önce başladı yayılma. Yani tamam, Polonya'yı işgal etti. İşgale başladı 1 Eylül'de 1939'da. İkinci Dünya Savaşı'nın başlangıç tarihi o. Ama onun öncesinde, bakın sayıyorum, tekrar hatırlatıyorum. Japonya Mançurya'yı işgal etti. Japonya Moğolistan'ı işgal etmeye kalktı. Japonya Sovyetler Birliği ile savaşa girdi 1938 yılında. Bütün bunlar gerçek. Yani demek ki öncesinde başlıyor çatışmalar. Sovyetler Birliği Japonya arasındaki bu Hassan Gölü civarındaki savaş ciddi bir savaş. Yani öyle ufak bir sınır anlaşmazlığıyla ilgili değil. Bayağı kapsamlı bir savaş. İtalya'nın Etiyopya'yı işgali. Etiyopya Afrika'da bir ülke. Demek ki Akdeniz'deki önemli bir güç olan faşist İtalya başka bir ülkeyi, başka bir kıtada işgal harekatına başlıyor. Almanya'nın Avusturya'yı ilhakı, Çekoslovakya'yı önce Sudet bölgesine sonra tamamını işgal etmesi, Polonya'yı tehdit etmesi, İtalya'nın Arnavutluğu işgali. Bütün bunlar savaşın zaten aslında başladığını gösteren oldular. Bu süre boyunca Sovyetler Birliği şunu yaptı başından beri. 33 yılından itibaren Sovyetler Birliği saldırgana karşı ortak tavır çağrısında bulundu. Yani nedir saldırgana karşı ortak tavır? Bir başka ülkeye saldıran, silah kullanan, ilhak etmeye çalışan ülkeye karşı diğer ülkelerin güçlerini birleştirmesi. Ve burada Sovyetler Birliği şunu... Karşılık alabildi mi? Yanıt alabildi mi bu çağrısını? Hayır. Yani şöyle, hiçbir şekilde yanıt alamadı. Çünkü Sovyetler Birliği'nin kararlılığı şöyleydi. Diyordu ki saldırganı tanımlayalım. Yani saldırıdan ne anladığımızı tanımlayalım. Bu tanıma uyan davranış geliştirene karşı diğer ülkeler güçlerimizi birleştirelim. Bu olursa Sovyetler Birliği şu kadar asker verecektir diye bu ortak şeye sürekli bir öneride bulundu Sovyetler Birliği. 34 geçti, 35 geçti, 36, 37, 38 hiçbir sonuç alınamadı. Çünkü başta İngiltere olmak üzere Fransa ve İngiltere'de acaba biz saldırganı Sovyetler Birliği'ne yöneltebilir miyiz? Beklentisi vardı. Lloyd George'u hepimiz biliriz. Yani Birinci Dünya Savaşı'ndan itibaren İngiltere'deki çok etkili şeylerden bir tanesi. Bizim Kurtuluş Savaşı sırasında da Anadolu'daki hareketi, Mustafa Kemal ve arkadaşlarının hareketini küçümseyen aktörlerden bir tanesidir Lloyd George. Böyle baktığımız zaman İkinci Dünya Savaşı öncesinde hem İngiltere'de hem de Fransa'da ama özellikle İngiltere'de ki egemen güçler şunu düşünüyorlar. Diyorlar ki biz eğer Japonya'nın yayılmacılığını ona Çin'i hediye ederek, Çin'i ve Moğolistan'ı, hatta belki Sovyetler Birliği'nin Uzak Asya'daki topraklarını, Almanya'nın
yayılmacılığına da Doğu Avrupa'yı ve özellikle Ukrayna'yı şey yaparsak, verirsek, yani Sovyetler Birliği'ne ait olan Ukrayna'yı verirsek, biz Almanya'nın batıya yayılmasını, Japonya'nın da Pasifik'teki İngiliz ve Amerikan çıkarlarını tehdit etmesini engelleriz. Pasifik'te de özellikle Hong Kong'u elinde tutmak istiyordu İngiltere ve Singapur. Şimdi bu politika yüzünden Sovyetler Birliği'nin bütün çağrıları yanıtsız kaldı. Ama öte yandan Almanya'nın fiilen bazı ülkeleri işgale başlaması ve Polonya'yı da tehdit etmeye başlamasıyla beraber mecburen İngiltere ve Sovyetler Birliği ile görüşmelere başladı. Şimdi 38 ile 39 1 Eylül'üne kadar ciddi görüşmeler var. Ama 38'de unutmayalım, bir başka alçaklık var. Altını çizmemiz gereken bir alçaklık. Münih Anlaşması. Münih Anlaşması iki saldırgan ülke, İtalya ve Almanya ile Fransa ve İngiltere'nin yaptığı bir anlaşma 38 yılında. Bu anlaşmayla biz barışı garanti altına aldık dediler. 5 gün sonra Çekoslovakya gitti. Yani bakın, bunlar genellikle unutturulmak istenen şeyler. Ama Hitler Almanya'sının yayılmacılığına, İtalya'nın yayılmacılığına açık destek verdi İngiltere ve Fransa. Şimdi ondan sonraki süreçte görüşmeler başladı. Şimdi bu görüşmeler bir sürü nedenle tıkandı ama Moskova'da Ağustos 39'unda görüşmeler sürüyordu. Yani Ağustos'un başlangıcında İngiltere, Fransa ve Sovyetler Birliği arasında. Neredeyse anlaşmanın eşiğine gelmişlerdi. Ne yapacaklardı? İşte ortak hareket edecekler saldırgana karşı. Artık saldırganın da adı konmuş durumda. Almanya ve İtalya. Sovyetler Birliği bir şart koştu. Ben dedi, bir saldırı durumunda bu saldırıya karşı koyacak kuvvetlerimi size sunuyorum. Şu kadar tümen asker ayırıyorum. Siz de benzerini yapın. İlk önce bunu ayak dirediler. Sonra Sovyetler Birliği dedi ki, bakın dedi, saldırgana karşı koymak ciddi bir şeydir. Basit deklarasyonlarla olmaz. Aynı zamanda askeri olarak hazırlık gerekir. Dolayısıyla biz ortak hareket edeceğimize dair anlaşmaya bir askeri hüküm, askeri anlaşma da eşlik etsin. Yani ki caydırıcı olsun. Burada anlaşamadılar. Bir sürü zorluk çıkardılar İngilizler ve Fransızlar. Ama en büyük zorluk da şuydu. Şimdi Sovyetler Birliği diyor ki, Hollanda'ya dair saldırılsa ben yardım edeceğim. Bu taahhüde giriyorum. Ama Sovyetler Birliği'nin batıya, mesela Fransa'ya yardım etmesi için nereden geçmesi gerekiyor? Polonya. Polonya hükümeti de İngiliz ve Fransız yanlısı. Ve diyorlar ki onlar, biz topraklarımızdan Sovyetler Birliği askerlerinin geçmesine izin vermeyiz. Tam bir oyuna dönüşüyor bütün bu görüşmeler. Yani aslında fiilen oyalamaya çalışıyorlar Sovyetler Birliği. Dolayısıyla Temmuz ayından itibaren Sovyetler Birliği şu tehdidi hissetmeye başlıyor. Doğu'da zaten Japonya ile savaşıyorlar. Yani savaş sürüyor orada. Batı'da da belli ki Almanya ile Sovyetler Birliği'nin savaşmasını istiyorlar. Şimdi Sovyet topraklarını göz önüne alırsanız, Sovyetler Birliği için aynı anda iki tarafta, yani hem doğuda hem batıda savaştığınız anda kaybedersiniz. Yani çok zor, Sovyetler Birliği gibi büyük bir coğrafyayı iki kanatta sürmekte olan bir savaşta koruyamazsınız. Dolayısıyla Sovyetler Birliği bu tehdidi savuşturmak istiyor. Yani aynı anda hem Japonya ile hem Almanya ile savaşmak istemiyorlar. Artı batılı ülkelerin Almanya ile Sovyetler Birliği'ni savaştırarak bir taşla iki kuş vurma isteğini de görüyorlar. Yani İngiltere ve Fransa'nın açıkça bunu dile getiriyorlar zaten. Yani Almanya'yı Sovyetler Birliği'ne yöneltme türünden bir hesapları var. O yüzden de bir yandan İngiltere ve Fransa ile
görüşmeler sürerken Moskova'da Almanların Sovyetler Birliği'ne yaptığı bir teklifi değerlendirmeye başlıyorlar. Ne zaman? Ağustos başında. Ve görüşmeler başlıyor. Ama bakın 22 Ağustos'a kadar Sovyetler Birliği Fransa ve İngiltere ile anlaşmak için görüşmeleri sürdürüyor ve yanıt bekliyor. Bekledikleri yanıt da şu: Polonya hükümetini ikna edin. Polonya hükümetinden de şu yanıt geliyor: biz asla ve asla topraklarımıza Sovyet askeri sokmayacağız. Dolayısıyla Sovyetler Birliği bir anda iki cephede birden savaşma gibi bir riskle karşı karşıya kalıyor. Ve 1939'un Ağustos ayında 1 Eylül'den bir hafta önce Almanya ile bir saldırmazlık anlaşması imzalıyorlar. Bu saldırmazlık anlaşması birçok şeye yarıyor Sovyetler Birliği arasında. Bir, Japonya ile Sovyetler Birliği arasındaki savaş bitiyor. Japonya'da iktidar düşüyor. Yani Sovyetler Birliği doğu sınırlarını garanti altına alıyor. Ve İkinci Dünya Savaşı boyunca 1945'e kadar orada hiç savaş yok. Sovyetler Birliği dolayısıyla kendi batısındaki savaşa odaklanıyor. Bu bir. İkincisi, Sovyetler Birliği savaşa hazırlanmak için yaklaşık 2 yıl kazanıyor. Zaman kazanıyor. Bu 2 yıl boyunca Sovyetler Birliği silah endüstrisini geliştiriyor. Yani ciddi bir hazırlık içerisine giriyor. Çünkü herkes biliyor ki Almanya eninde sonunda Sovyetler Birliği'ne saldıracak. Şimdi burada fazla uzatmayacağım ama bir ek yapmam lazım. Bir hafta sonra bu anlaşmadan Almanya Polonya'ya giriyor. Şimdi tarih çarpıtıcıları hep şunu iddia eder: Almanya bir taraftan girdi, öbür taraftan da Sovyetler Birliği girdi Polonya'ya. Savaş böyle başladı. Muazzam bir yalandır bu. Sovyetler Birliği bekledi. Neyi bekledi? Polonya acaba bir direniş gösterecek mi? 1 Eylül'de Almanya girdi. Sonra bir baktık, Polonya hükümeti kaçmış. Nereye kaçmış? Romanya'ya. Polonya'da muazzam bir iktidar boşluğu ortaya çıktı ve aslında Polonya savaşçı bir ülkedir. Ama Polonya'da Almanya'ya karşı savaşın sahibi kalmadı. Ve yaklaşık 15 Eylül'e geldiğimiz zaman Polonya'da artık bir hükümet yoktu. Yani Romanya'da da kaçtılar Romanya'ya. Romanya'da bir geçici hükümet falan ya da sürgünde hükümet değillerdi. Yani fiilen bir iktidar boşluğu ortaya çıktı. Ve Almanya'nın bütün Polonya'yı işgal etme riski ortaya çıktı. Bu gerçekleşseydi Almanya ile Sovyetler Birliği tekrar sınırdaş olacaktı. Dolayısıyla Sovyetler Birliği 17 Eylül'de harekete geçti ve Almanya'nın girmediği bölgelere girdiler. Bu son derece önemli bir şey. Dolayısıyla Sovyetler Birliği Polonya'yı işgal falan etmedi. 17 Eylül'de Polonya diye bir ülke yoktu zaten. Yani Polonya'da bir iktidar yoktu. Genelde bu hep çarpıtılıyor. Paylaştılar Hitler'le Stalin, Polonya'yı paylaştılar diye. Bir ilgisi yok. Artı Sovyetler Birliği'nin girdiği bölge 1920 yılında Sovyetler Birliği'nin Polonya'ya haksız bir şekilde kaybettiği bölgeydi. Yani orada, o bölgede yaşayanların çoğu Polonyalı değildi. Ağırlıklı olarak Ukraynalılar yaşıyordu o bölgede. Yani Sovyetler Birliği'nin girdiği bölge. Dolayısıyla 1939 anlaşmasıyla, özet geçeceğim, 3 şey kazandı Sovyetler. Zaman kazandı. Japonya ile savaşı erteledi 1945'e kadar. Bir de sınırlarını ileriye taşıdı. Almanya 1941'de Sovyetler Birliği saldırmaya başladığında, saldırıya geçtiğinde Haziran ayında Sovyet sınırları epey bir batıya ilerlemişti. Yani bu da önemli bir şey savaşta. Derinlik kazandı Sovyetler Birliği. Zaten geniş bir ülkeydi. Daha da büyük bir derinlik kazanmış oldu. Bu saldırıyı bekliyordu diyebiliriz tüm bu anlatımlardan, ama o zaman hazırlıksız yakalandı ya da yakalanmadı tartışması da devam edebilir. Belki önce bir görüntüleri izleriz, onun üzerine konuşuruz. Müzik
Evet, gerçekten hem görüntüler çok etkileyici hem de müzik çok etkileyici. Çünkü bazen müzik her şeyi anlatabilir. Evet. Şostakovich çok iyi anlatmış. Bir taraftan da hem açlığa mahkum edilen hem yani o bombardıman altında bir halktan söz ediyoruz ve müthiş bir direnişin aslında anlatımı. Bununla devam etmek istiyorum ama bir öncesine önce gitmek istiyorum. Çünkü o bağlantı da doğru olabilsin diye. Yani bu kadar hızlı işgalin önüne açılmasının nedeni az önce biraz sonra konuşacağımız şeyler aslında. O işgal nasıl bu kadar hızlı yayılabildi? Nasıl önü bu kadar açık kalabildi? Evet, yani şimdi bizim az önce izlediğimiz görüntüler 1941 Haziran'ı. Yani Almanya'nın Sovyetler Birliği'ne saldırdığı o uğursuz 22 Haziran günü. Onun öncesinde 1 Eylül ile Haziran 1941 1 Eylül 39 ile Haziran 41 arasında Alman ordularının inanılmaz bir hızla batıya doğru ilerleyişi söz konusu. Şimdi bu niye gerçekleşti? Şimdi bir kere şunu bilmemiz gerekiyor. 1939 yılında savaş henüz daha ilk çıktığında Sovyetler Birliği, Fransa ve İngiltere'nin askeri gücü Almanya'yı çok kısa süre içerisinde dize getirmek için yeterli. Yani ortak askeri güç. Şimdi peki Almanya nasıl bu kadar hızlı hareket edebildi? Şu nedenle bir kere karşısında kararlı bir irade yoktu. Yani Hitler'in önce Sovyetler Birliği değil batıya doğru ilerlemesinde bir mantık var. Ve çok geçerli bir mantık. Kararlı bir güç yok. Şimdi bir ülke faşizme karşı, işgale karşı neyle mücadele eder? Bir kere toplumu harekete geçirmeniz gerekiyor. Toplum Fransa'da nasıl harekete geçecek? Fransa'da bütün ülkenin en militan kadroları içeride, cezaevinde. Yani Komünist Partisi'ne dönük büyük bir saldırganlık var. İşçi sınıfının önderleri tutuklanmış. İşte İspanya'ya iç savaşa yardıma gidip de daha sonra ülkeye dönenler tutuklanmışlar, soruşturmalar var. Dolayısıyla Fransa'daki iktidar zaten faşizme karşı eli korkak, titrek bir şey. Alman faşizmine karşı böyle kararlı, bütün ulusu birleştirebilecek bir iktidar değil. Bir kere bu son derece önemli. Yani ülkenin direnci düşmüş durumda. Çünkü savaş hep sanıldığı gibi bir silah gücü değildir. Yani savaşlar bir ülkenin topyekün seferberliğini gerektirir. Bu yoktu. Yani bir kararlılık yoktu. Artı Almanya'nın çok gelişkin, o ana kadar pek tanık olunmamış bir askeri stratejisi vardı. Bu da genellikle işte Yıldırım Harekatı denilen çok hızlı, çok agresif. O ana kadarki savaş teorisinde daha hazırlıklı, daha yavaş ve sindire sindire gelişen bir savaş stratejisi söz konusu. Almanya ise bu savaş stratejisini bir kenarı bırakıp çok hızlı hareket eden birlikler üzerine kurdu. Ve büyük güçlerle aynı anda saldırmayı hep ilke edindi. Buna hazırlıklı değildi Fransa. Biliyorsunuz Fransa'nın çok ünlü bir savunma hattı vardı ama bu savunma hattı hiçbir işe yaramadı Almanya karşısında. Ve Almanya çok kısa bir süre içerisinde biraz da elini kolunu sallayarak Paris'e girdi. Ama altını çiziyorum, temel neden askeri değildir. Siyasiydi. Fransa'da Alman faşizmine karşı kararlı bir tutum sergileyecek bir irade yoktu. Bakın, bu irade İngiltere'de vardı. Evet, İngiltere'de Almanya'ya karşı hep bir yatıştırma politikası izledi. Ama ne zaman ki İngiltere'de Churchill iktidara geldi. Ki biliyorsunuz Churchill Sovyetler Birliği'nin azılı düşmanıydı daha öncesinde. Ama akıllı bir siyasetçiydi. Öngörüleri çok yüksekti. Alman faşizminin nasıl büyük bir tehdit olduğunu gördü. Öncesinde de görmüştü. Muhalefetteyken çok ciddi eleştirileri vardı Chamberlain hükümetine. Churchill ile beraber İngiltere'de bir kararlılık ortaya çıktı. Tamam, İngiltere bir ada ülkesi, koruması daha kolay. Ama Almanya'nın
acımasız hava saldırılarında İngiltere oldukça ciddi bir biçimde bir direnç geliştirdi. Yani bir psikolojik olarak hazırdı. O yüzden de bu hızlı yayılmasının kaynağında Alman faşizminin bir karşısında kararlı bir güç olmaması büyük bir nedendir. Yani yayılmayı askeri güce sadece bağlamamak gerekiyor. Ve burada tabii Almanya şunu elde etti. Yayıldı, sanayi elde etti, işgal ettiği yerlerde. Yayıldı, bazı yerlerde özellikle kuzeye doğru çıktıkça enerji kaynakları, maden kaynakları elde etti. Ki Fransa'da da önemli maden kaynakları vardı. İş gücü elde etti. Şimdi Almanya'nın nüfusu sınırlı. Almanya'nın savaşabilmesi için bazı halkları köleleştirmesi gerekiyor. Dolayısıyla şu çalışma kampları, Fransız esirlerin ya da Fransız halkının Alman sanayisi için çalışmaya başlaması. Bütün bunlara Almanya'nın ihtiyacı vardı. Yani Almanya Sovyetlere saldırabilmek için kesinlikle iş gücüne ihtiyacı vardı. Enerji ve sanayi kaynaklarına ihtiyacı vardı. Almanya bunu elde etmiş oldu. Batı'ya dönük bu hızlı harekatıyla. Peki bu zemini hazırladı ama Sovyetler bu süreç içerisinde zaman da kazanmıştı. Bir öncesinde uzunca konuştuk. Çok büyük kayıp verdi. Hazırlıksız mıydı? Evet, yani bir yandan dediğiniz gibi 2 yıllık bir süre kazandı Sovyetler Birliği. Öte yandan da Almanya 1941 yılında, yani bu Fransa'yı, diğer batıdaki ülkeleri işgal ettikten sonra yüzünü Sovyetlere döndü ve aniden saldırdı. Savaş ilan etmeden saldırdı Sovyetler Birliği'ne. Ve Sovyetler Birliği gerçekten de çok büyük kayıplar verdi ve toprak da kaybetti çok hızlı bir şekilde. Genellikle eleştirilir Sovyet yönetimi. İşte hazırlıksız yakalandılar, halbuki istihbarat vardı diye. Bunlar doğru değil. Neden doğru değil? Bir kere Sovyetler Birliği Almanya'nın Sovyetler Birliği'ne saldıracağını biliyordu. Tarihi bilmiyorlardı. Bu tarihi sürekli olarak geciktirmeye çalışıyorlardı. Şimdi Sovyetler Birliği'nde istihbarat alındı. Yani gün olarak şu tarihte işte 21 Haziran 22 Haziran arasında Sovyetlerin Almanya'nın saldıracağı bilgisi geldi. Ama benzer bilgiler 1941'in başından itibaren her gün geliyordu. Yani dolayısıyla Sovyet istihbaratının yanıldığı bir sürü tarih de var. Ama öte yandan da bu tarih doğrulandı. Bunu bilemezlerdi öncesinde. Artı Sovyet yönetiminin şöyle bir tezi vardı. Ne kadar geciktirirsek o kadar iyi. Dolayısıyla Sovyetler Birliği'nin Almanya'nın saldırmasına yol açacak provokatif davranışlardan kaçınmasını istiyorlardı. Yani Sovyet yönetimi bütün sınır birliklerine şu bilgiyi geçtiler. Sakın siz kışkırtmayın Almanya'yı. Dolayısıyla Almanya'nın kimi kışkırtmalarına da yanıt vermeyin. Çünkü biliyorsunuz yani büyük sınırlarda zaman zaman çatışmalar olur. Bugün dünyanın birçok yerinde mesela Azerbaycan'la Ermenistan arasında bir savaş hali yok. Savaşmıyorlar şu anda ama sınırda sürekli çatışmalar oluyor. Hindistan-Pakistan arasında da öyle. Bunlar hep oldu. Sovyetler Birliği hep itidal tavsiye etti kendi sınır askerlerine. Öte yandan şunu unutmayalım. Şimdi Sovyetler Birliği bir hazırlık yaptı ama Almanya 2 yıllık bir ciddi savaş tecrübesine sahipti. Yani Alman ordusu savaşa ısınmıştı. Sovyet orduları ise henüz daha, evet Japonya'yla savaştılar, doğuda savaşıyorlardı ama Finlandiya'da da bir savaşları vardı ama bunlar küçük ölçekli savaşlardı. Dolayısıyla Kızıl Ordu ciddi bir savaş tecrübesine sahip değildi. Ayrıca Almanya'nın bu yıldırım harekatı denilen şeyin karşısında durmak için hem donanım hem farklı bir strateji geliştirmek gerekiyordu. O yüzden de Sovyetler Birliği saldırıya uğradığında gerçekten büyük kayıplar verdi ama kayıp da verdirdi. Şimdi baktığınız zaman savaşın ilk
dönemlerine, ilk haftalarına, ilk aylarına, yani Haziran'la Kasım ayı arasına diyelim ki bakalım 1941. Bu dönem içerisinde Almanya tarihinde görmediği kadar kayıba uğruyor. Şimdi unutmayalım, saldıran ülke kayıp verdikçe zayıf düşer. Çünkü başka ülkenin topraklarındasınız, lojistik destek. Yani sürekli, çünkü gıda yardımı yapacaksınız, petrol, benzin, yakıt getireceksiniz ve ölen askerlerin yerine yeni asker getireceksiniz, cephane getireceksiniz. Şimdi Almanya açısından bu bir sorun. Yani Almanya kayıplarını Sovyetler kadar hızlı telafi edebilecek bir ülke değil. Sovyetlerin içine girdikçe. Bu önemli. Ayrıca başka bir şey söyleyeyim. Yani ben bir askeri uzman değilim ama İkinci Dünya Savaşı'ndaki çatışmalara dair çok fazla şey okudum. Sovyetler Birliği eğer hazırlık yapsaydı, hazırlıktan kasıt nedir? Sınır bölgelerine daha fazla miktarda asker aktarmak, kuvvetlerin önemli bir bölümü oraya sevk etmek. Daha fazlasını yapsalardı Sovyetler Birliği savaşta çok güç duruma düşecekti. Çünkü hiçbir güç, altını çiziyorum, 1941 Haziran'ında Alman saldırısını püskürtemezdi. Dolayısıyla daha büyük bir hasara uğrayacaktı Sovyetler Birliği. Yani Sovyetler Birliği'nin savaşı kazanmasını sağlayan şey, faktörlerden bir tanesi, sürekli olarak yeni birliklerle besleyebilmesidir cepheyi. Ve bu arada da öğrenmeleridir. Yani Sovyet ordusunun da savaşmayı öğrenmesidir. Komutanlarının. Çünkü Almanya'nın bir savaş felsefesi vardı, bir savaş stratejisi vardı. Bu stratejinin karşısına Sovyetler de farklı bir strateji geliştirdiler. Belki birazdan... Soracağım, o Topyekün savaş ilanı nasıl gerçekleşti? Aşama aşama konuşalım ama zaman zaman bir ufacık ara veriyoruz. Çünkü şarkılarla da anlamaya çalışıyoruz. Hem de Kutsal Savaş'ı da dinlemek isteriz. Bir dinleyelim. Sabay fırına vranmaya Sabay nasmertne bu Fasistka silay temnoy S proklyatoyu ordoy Пусть ярость благородная вскипает, как волна идет. Война народная, священная война. Человечество, сколотим крепкий гроб.
Evet, gerçekten çok etkileyici. Faşizme karşı belki onlarca beste var ama sizin de ifade ettiğiniz gibi çok daha önce bu sanırım Amiral Gemisi. Öyküsünü dinleyelim mi? Kesinlikle öyle. Şimdi çünkü bakın müzik her zaman çok etkilidir ama müzik bir de olayların içerisinden doğuyorsa gerçekten de daha etkili hale geliyor. Bir önceki kayıtta dinlediğimiz Şostakoviç'in bestesi de Leningrad kuşatmasının içinde yazıldı. Sonradan yazılmadı ve bombalar üzerine düşerken kentin Şostakoviç tarafından bestelendi. Şimdi bu dinlediğimiz beste Kutsal Savaş, Kızıl Ordu Korusu'nun kurucusu Alexander Alexandrov. Zaten Kızıl Ordu Korusu Alexandrov Korusu diye de bilinir. Kurucusu ve önemli bir besteci. Sovyetler Birliği'nin Milli Marşı'nın da bestecisi. Ki hala şu anda Rusya Federasyonu'nda marşı, yani ezgi aynı, sözleri değiştirdiler. Kutsal Savaş şöyle gelişiyor. Almanya Sovyetler Birliği'ne saldırıyor. Ve saldırıdan kısa bir süre sonra Stalin Alexandrov'u arıyor. Ve diyor ki ülkemizi birleştirecek, halkı ayağa kaldıracak bir tutkala ihtiyacımız var. Bu bir şarkı olabilir. Sizden en kısa sürede böyle bir şarkı yazmanızı istiyorum. Şimdi yanlış bir şey söylemeyeyim ama ya bir gün ya iki gün içerisinde bu şarkı ortaya çıkıyor. Ve bu şarkının ilk icrası Moskova'da tren istasyonunda cepheleri askerler giderken gerçekleşiyor. Yani ve Kızıl Ordu Korusu söylemeye başlarken askerler de söylemeye başlıyor ve binlerce asker hep bir ağızdan bu şarkıyı söylüyorlar. Şimdi bunun şöyle bir önemi var. Yani basit bir müzik olayı olarak algılamayın. Bunu becerebilme yeteneği. Şimdi bakın burada kaç tane faktör var. Bir tanesi ülkenin her tarafına yayılmış bir müzik anlayışı. Askerler şarkı söylüyor, işçiler şarkı söylüyor, ilkokul çocukları şarkı söylüyor. Demek ki yani toplumun kolektif sanat anlayışı gelişmiş durumda. Sanata değer veren, önem veren, sanatın rolünü önemseyen bir iktidar var, siyasi iktidar var. Bakın Fransa bunu yapamadı. Almanya'nın kendisi yapamadı. Birleştirici şarkılar çıkardılar ama etkili olmadı. Ama Sovyetler Birliği yaptı. Buna uygun sanatçılar var. Şimdi sanatçılar bazen şunu çok tartışırlar. Ya siparişle sanat mı olur diye. Bu da sipariş. Demek ki oluyor. Eğer o sipariş bir anlam taşıyorsa, toplumsal bir değer taşıyorsa, bir halkın ihtiyaçlarını karşılıyorsa. Kesinlikle, kesinlikle. Dolayısıyla bu aslında Sovyetler Birliği'nin neden savaşı kazandığının sorusunun da yanıtı. Yani bu şarkı. Çünkü evet, topyekün savaş ve sözleri de çok etkileyici. Yani bu şarkının sözleri de birleştirici, faşizme karşı çok enerji verici. İşte hala Rusya'da çok popüler. Bu şarkı söylenmeye başlandığında herkes ayağa kalkıyor ve dinlemeye başlıyor. Şimdi büyük bir direnişten söz ediyoruz biz. Yaklaşık 900 günlere ulaşan bir direniş ve topyekün savaş ilanı var. O süreci bir dinleyelim. Evet, gerçekten topyekün bir savaş söz konusu. Şimdi bakın Sovyetler Birliği halkı devlet yönetimine katmaya çalışan bir ülkeydi. Ya bunu böyle hafife alınmasın bu. Yani bugünkü yönetimler gibi değil. Yani Sovyetler Birliği tartışan bir halktı, örgütlü bir toplumdu, dinamik bir toplumdu. Evet, bu toplumda önderliğin büyük bir rolü vardı. Yani partinin, parti liderliğinin büyük bir rolü vardı. Ama öte yandan da gerçekten de Sovyetler Birliği toplumu birlikte hareket etme yeteneği kazanmış bir toplumdu. Şimdi dolayısıyla savaşı yönetirken, yani bir savaş politikası geliştirirken Sovyet yönetimi örgütlü bir toplumla hareket etti, bir. İkincisi, şöyle bir avantaj var. Bakın
planlı bir ekonomi. Sovyetler Birliği savaş başladığı zaman artık planlı bir ekonomiydi. İşsizliği ortadan kaldırmıştı, sanayileşim atılımı yapmıştı ve karar alabiliyordu. Piyasa ekonomisinden farkı ne? Kararları bütün bir toplumsal örgütlenmeyle alabiliyorsunuz. Çünkü her şey toplumun malı, her şey kamunun malı. Dolayısıyla özel sektör denilen münasebetsizlik yok. E şimdi özel sektör çünkü kendi özel çıkarlarından hareketle bir savaş planlaması yapıyor. Ki bu gerçekten Almanya'da örneğin problem yarattı. Sovyetler Birliği ise bütün kaynakları ülkenin çıkarları için kullanabilecek durumda. Ülkenin ve halkın çıkarları için kullanabilecek durumda. O yüzden de son derece önemli bir mesele bu toplum. Ve bir not, tüm dünya o ekonomik bunalımı yaşarken bunu becerebildi. Kesinlikle. Yani 1929 bunalımı bütün dünyayı vurduğu sırada Sovyetler Birliği kararlılıkla planlı bir ekonomiye geçiyordu. İşte sanayileşme atılımının ilk şeylerini yaşıyordu. Ve bunları gerçekleştirdi 30'lu yıllarda. O yüzden de Sovyetler Birliği savaşa girildiği sırada ki halkın güvenini kazanmış bir iktidar var. Halkın kendisinde özgüven var. Orduyla toplum arasında yabancılaşma yok. Yani halkın ordusu, işçi sınıfının ordusu olarak bilinen bir ordu. Yani bir emekçi karakterli bir ordu. Profesyonel bir ordu değil karakter itibariyle. Dolayısıyla bütün bunlara baktığımızda Sovyetler Birliği'nin savaşta Alman faşizmine karşı asıl üstünlüğü silah gücünün ötesinde, yani ordusunun gücünün ötesinde ülkenin gücü. Ve bunu unutmamak gerekiyor. Ve bunu çok iyi yönettiler. Birkaç tane daha belki örnek var bu iyi yönetime. Bunları da konuşabiliriz. Mesela 7 Kasım 1941 tarihindeki inanılmaz gösteri. Oraya gelmeden ama şeyi de konuşalım. Yani Almanya bu süreç içerisinde evet, topyekün savaş ilanı var Sovyetler'de ama Almanya Moskova'nın önlerine kadar gelebiliyor. Yani bunu durdurabilmek, buradan döndürülebilmesi bu işin büyük bir mesele. Evet, yani şimdi Almanya'nın baktığımız zaman işte Ekim-Kasım gibi başkentine, Sovyetler Birliği'nin başkentine neredeyse girmiş durumda. Ve hatta büyük bir panik başlıyor. Kabul etmek gerekir yani. Moskovalılar içerisinde. Düşünsenize yani ülkenin başkenti düşmek üzere faşistlere ve işte kaçma eğilimine giriyorlar. Boşaltılıyor zaten kısmen Moskova. Hükümetin bazı birimleri Moskova'dan taşınıyor. En önemlisi de bütün hükümet kademelerinin taşınması gündeme geliyor. Hatta Stalin'in de Moskova'dan Kuybişev'e gitmesi planlanıyor. Şimdi bunlar olmuyor. Biliyorsunuz Stalin son anda bunun çok yanlış bir karar olacağı düşüncesiyle Moskova'yı terk etmiyor. Ve sıçanlar gibi biz bu başkentimizi terk edemeyiz diyerek reddediyor bu planı ve başka bir strateji geliştiriyorlar. Evet. Şimdi buradaki şey şu önemsenmesi gereken bir şey. Bakın ülkenin başkentinin ele geçmesi eşiğinde dahi savaşma kararlılığında olan bir ülkeden söz ediyoruz. Yani teslim olmayı hiç düşünmeyen. Fransa ne yaptı? Teslim oldu. Ve ülkenin güneyine doğru gittiler. Yani Almanya bırakıp Paris'i. Sovyetler Birliği'nin farkı burada. Sonuna kadar savaşma iradesiyle hareket ettiler. Ve 7 Kasım'a geleceğim. Onu yapıyor işte. Yani belki bir dinleyebiliriz Stalin'in konuşmasını, o kutlamayı bir görelim. Üstüne devam edelim. Evet. Товарищи красноармейцы и краснофлотцы, командиры политработники, рабочие и работницы, колхозники и колхозницы, работники интеллигентного труда, братья и сестры в тылу наших врагов, временно подпавшие под иго немецких разбойников,
наши славные партизаны и партизанки, разрушающие тылы наших врагов. От имени советского правительства и нашей большевистской партии приветствую и поздравляю вас с 24-й годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции. Товарищи, в тяжелых условиях приходится праздновать сегодня 24-ю годовщину Октябрьской революции. Вероломные нападения немецких разбойников и навязанная нам война создали угрозу для нашей страны. Мы потеряли временно ряд областей. Враг очутился у ворот Ленинграда и Москвы. Враг рассчитывал на то, что после первого же удара наша армия будет рассеяна. Наша страна будет поставлена на колени. Но враг весь тот просчитался. Несмотря на временные неуспехи, наша армия и наш флот героически отбивают атаки врага на протяжении всего фронта, нанося ему тяжелый урон. А наша страна, вся наша страна, организовалась в единый боевой лагерь, чтобы вместе с нашей армией и нашим флотом осуществить разгром немецких захватчиков. Было бы, когда наша страна находилась в еще более тяжелом положении. Вспомните 1918 год, когда мы праздновали первую годовщину Октябрьской революции. 3/4 нашей страны находились тогда в руках иностранных интервентов. Украина, Кавказ, Средняя Азия, Урал, Сибирь, Дальний Восток были временно потеряны нам. У нас не было союзников, у нас не было Красной Армии. Мы ее только начали создавать. Не хватало хлеба, не хватало вооружения, не хватало обмундирования. 14 государств наседали тогда на нас. Но мы не унывали, не падали духу. В одной войне организовали тогда мы Красную Армию и превратили нашу страну в военный лагерь. Дух великого Ленина вдохновлял нас тогда на войну против интервентов. И что же? Мы разбили интервентов, вернули все потерянные территории и добились победы. Теперь положение нашей страны куда лучше, чем 23 года назад. Наша страна во много раз богаче теперь. И промышленностью, и продовольствием, и сырьем, чем 23 года назад. У нас есть теперь союзники, прежде всего вместе с вами, единый фронт, против немецких захватчиков. Мы имеем теперь сочувствие и поддержку всех народов Европы, отпавших под его гитлеровское деяние. Мы имеем теперь замечательную армию, замечательный флот, вроде отстаивающий свободу и независимость нашей Европы. У нас нет серьезной нехватки ни в продовольствии, ни в вооружении, ни в обмундировании. Вся наша страна, все народы нашей страны отбирают нашу армию, наш флот, помогают им разбить захватнические орды немецких фашистов. Наши людские резервы не исчерпаются. Дух великого Ленина и его победоносное знамя вдохновляют нас теперь на Отечественную войну, так же, как 23 года тому назад. Разве можно сомневаться в том, что мы можем и должны победить немецких захватчиков? Враг не так силен, как и изображают некоторые перепуганные интеллигентики. Не так страшен черт, как его больной. Кто может отрицать, что наша Красная Армия не раз обращала панические бегства в хваленные немецкие войска? Если судить не по хвастливым заявлениям немецких пропагандистов, а по действительному положению Германии, нетрудно будет понять, что немецко-фашистские захватчики стоят перед катастрофой. В Германии теперь царит голод и обнищание. За 4 месяца войны Германия потеряла 4,5 миллиона солдат. Германия истекает кровью, и ее людские резервы иссякают. Дух возмущения овладевает не только народом Европы, подпавшими под иго немецких захватчиков, но и самим германским народом, который не видит конца войны. Немецкие захватчики запрягают последние силы. Нет сомнений, что Германия не может выдержать долго такого напряжения. Еще несколько месяцев, еще полгода, может быть годик. И гитлеровская Германия должна лопнуть под тяжестью своих преступлений. Товарищи красноармейцы и краснофлотцы,
Командири политработник, партизаны и партизанки, на вас смотрит весь мир, как на силу способную уничтожить разбойничьи орды немецких захватчиков. На вас смотрят все народы Европы, временно подпавшие под иго немецкой тирании, как на своих освободителей. Великая освободительная миссия выпала на вашу долю. Будьте же достойны этой миссии. Вы ведете войну освободительную, справедливую. Пусть в этой войне вдохновляет вас мужественный образ наших великих предков. Александра Невского, Дмитрия Донского, Кузьмы Минина, Дмитрия Пожарского, Александра Суворова, Михаила Кутузова. Пусть осенит вас непобедимое знамя великого Ленина. За полный разгром немецких захватчиков, смерть немецким оккупантам, да здравствует наша славная Родина, ее свобода, ее независимость. Под знаменем Ленина вперед, победа! Evet, tam konuştuğumuz mesele aslında. Yani Moskova'nın önüne kadar gelen bir Almanya'da karşı duruş göstermek, Fransa'nın yapamadığını yapmak ve Stalin'in başka bir yöntem biçimini denemesi ve herkesi o coşkuda, o direnişte birleştirmesi ve konuşmaya yapması. Yani bu çok ilginç bir olay. Yani şu nedenle ilginç. Düşünsenize, yani 30-40 kilometre ötenizde Alman birlikleri Moskova'nın yakınına kadar sokulmuşlar ve ülkenin lideri ben çıkacağım ve konuşacağım diyor. Bir taraftan da kırgınlık ama. Evet, yani şeyi hesaplıyorlar, bulutlu bir hava. Dolayısıyla Alman, o zamanki teknolojiyle Alman Hava Kuvvetleri'nin nokta atışı yaparak bir hani Sovyet liderliğini ortadan kaldırması riski biraz düşük. Var bu risk kesinlikle. Ama artısına bakıyorlar ve Stalin bütün karşı görüşlere, yani güvenlik gerekçesiyle yapılan karşı görüşlere itiraz edip biz bu gösteriyi yapacağız diyor. Gösteri de şu, Ekim devriminin yıl dönümü 7 Kasım ve her zaman kutlamalar yapılmış Kızıl Meydan'da. Yine yapacağız diyor ve şöyle bir ring sistemi kuruyorlar cepheden. Kızıl Meydan'a askerler dolaşarak geliyorlar. Dolayısıyla o atmosferi çok fazla Sovyet askeri yaşıyor. Muazzam bir gösteri oluyor. Stalin'in az önce yaptığı, dinlediğimiz, izlediğimiz konuşmayı orada yapıyor ve şu yayılıyor, şu bilgi yayılıyor bütün Sovyet halkında. Stalin Kızıl Meydan'da konuşma yaptığına göre işler yolunda gidiyor. Ya bakın, bu büyük bir halka, yani çok kalabalık bir nüfusa verilecek en güzel mesaj. Ben gitmedim çünkü o sırada şayialar çıkıyor. Stalin Moskova'dan kaçtı diye. Adam kaçmak ne kelime? Kızıl Meydan'da muazzam bir gösteriye imza atıyor. Bu gösteri gerçekten de çok etkileyici bir gösteri. Almanların siniri bozuluyor. Moral muan çöküyorlar. Yani zaten işte evlerinden uzakta Alman askerleri, ama kendilerine dendiği gibi işte Sovyetler Birliği birkaç haftada çökmüyor. Çökmek bir yana, meydan okumaya başlıyorlar Almanya'ya. Bu son derece önemli bir şey. Meydan okumaya başlıyorlar ama ciddi bir kuşatma da var tabii. O kuşatmayı da konuşup zaferi de konuşabiliriz. Çok ciddi bir kuşatma var. Leningrad'ın kuşatılması, Kiev'in düşmesi büyük bir kuşatma altında. Kesinlikle. Yani Sovyetler Birliği'nin bütün önemli kentleri ya düşüyor ya kuşatılıyorlar. Şimdi tabii burada Moskova ve Leningrad'ın sembolik, Leningrad devrimin kalesi, en önemli Sovyet kenti neredeyse. Moskova'da başkent. Dolayısıyla bu iki kentin ne pahasına olursa olsun savunulması konusunda Stalin'in bir emri var. Kiev'i bile teslim ederken çok acı çekiyor Stalin. Yani büyük kentleri tutmak istiyorlar. Ama Moskova ve Leningrad, Moskova daha kısa sürede, zaten Moskova'yı kuşatamıyorlar. Moskova'ya
girmek üzereler. Banyolarına giriyorlar ama olmuyor. Ama Leningrad kuşatması çok ağır. Yani Leningrad kuşatması da neredeyse bir iğne deliği kadar yer dışında tamamen kuşatılıyor Leningrad. O da biliyorsunuz yaşam hattı denilen Leningrad'a cephane ve gıda yardımının yapılabildiği kadar yapıldığı buz tutmuş suyun üzerinde açılmış bir hat. Zaman zaman o buz kırılıyor ve yardım götüren kamyonlar suyun altına iniyorlar. Yani çok acıklı bir öyküsü var Leningrad kuşatmasının ama muazzam bir öykü aynı zamanda. Büyük bir direniş. Evet, şimdi bu koşullarda 7 Kasım gösterisi hakikaten Sovyetler Birliği'nin bu savaştaki direncini ve siyasi aklını da göstermiş oluyor. Kararlılığını göstermiş oluyor. Dolayısıyla hani 1941 Kasım'ı savaşın Almanya açısından hiç de düşünüldüğü gibi geçmeyeceğini kanıtlıyor aslında. Peki ABD ve İngiliz yardımları bu aşamada ne düzeydeydi? Şimdi bakın Sovyet tarihi bu yardımları hiç inkar etmedi. Ama ne zaman ki işte biz çok yardım ettik Sovyetler Birliği'ne demeye başladılar. Ya da savaştaki asıl aslan payı bize ait demeye başladılar. Almanya'nın yenilmesinde. Sovyetler Birliği de gerçekleri bir bir masaya koymaya başladı. Doğru, Sovyetler Birliği'ne Almanya saldırdıktan sonra İngiltere'den ve Amerika Birleşik Devletleri'nden Sovyetler Birliği'ne çeşitli yardımlar yapıldı. Bunların bir önemli bir bölümde yardım değil. Borçlanma anlaşmasıyla gerçekleşen şeylerdi. Tanklar geldi. Ama açıkçası Sovyet tanklarının daha üstün olduğu daha sonra ortaya çıktı kısa sürede. Yollanan tanklardan bir tanesi Churchill'di adı. İngiltere'den gelen ama hantal kaldı bu tanklar savaş sırasında. Ama yine de çok önemliydi. Çünkü Sovyetlerin her tür cephaneye ihtiyacı vardı. Amerika'dan gelen savaş uçakları ciddi bir işe yaradı. Ama toplam savaşın şeyine baktığınız zaman, hacmine baktığınız zaman, kullanılan cephaneye baktığınız zaman Sovyetler Birliği'nin kullandığı, Kızıl Ordu'nun kullandığı askeri araçların çok çok büyük bir bölümü zaten Sovyet imali. Yani bunda hiç tereddüt etmemek gerekiyor. Bir de ben bir konuda altını çizmek istiyorum. Şu denir, Sovyetler Birliği Almanya saldırdığında askeri teknoloji itibariyle çok gerideydi diye. Bu doğru değil. Bir kere İkinci Dünya Savaşı tank savaşıdır biliyorsunuz. Yani Almanya'nın çok büyük bir zırhlı ve mobil kuvveti vardı. Sovyet tanklarının Alman tanklarından daha üstün olduğu savaşın hemen başında ortaya çıktı. Yani belki burada girmeyeyim bu ayrıntıya ama T-34 tankları efsane tanklardır. Savaşın başında yeni üretilmeye başlamıştı ve Almanya'ya kök söktürdü bu tanklar. Sovyetler Birliği'nin problemi personel problemiydi. Savaş tecrübesi olmayan yeni mezun hatta hızla askeri okullardan çıkartılıp cepheye yollanan subaylarla hareket etmek zorundalardı. Yani Almanya'nın daha oturmuş bir savaş düzeni vardı. Yoksa Sovyetler Birliği'nin askeri teknolojisi Almanya'nın hiçbir altında değildi. Hatta bazı açılardan daha üstündü. Farkları da kısa süre içerisinde kapattılar savaş sırasında. Bir direniş, gelişen savaş taktikleri, teknikleri aslında tamamını sayıyorsunuz ama bir taraftan da yine çok konuşulan Normandiya çıkarması ve o ikinci cephenin açılış süreci var. Bu Sovyetler Birliği'ne ne kattı? Nasıl rahatlattı elini? Şimdi bakın Sovyetler Birliği'nin Almanya'ya teslim olmayacağı ortaya çıktığı andan itibaren, yani Sovyetler Birliği bunu kanıtladığı andan itibaren Sovyetler Birliği İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'ne batıda bir cephe daha açın ki Alman kuvvetleri ikiye bölünsün diye baskı yapmaya başladı.
Bu çok mantıklı askeri askerlik statüsü açısından. Şu nedenle. Şimdi Almanya sadece Sovyetlerle savaşmıyor ama Almanya'nın yürüttüğü savaş, İngiltere'yle savaş, şu hava savaşları. Alman uçakları gidiyor İngiltere'yi bombalıyor. İngiliz uçakları gidiyorlar Almanya'yı bombalıyorlar. Kıta Avrupa'sında hiçbir savaş yok. Yani Sovyet cephesi dışında doğru düz savaş yok. Afrika'da savaşıyorlar bir de Almanya'yla. Şimdi Sovyetler bile diyor ki siz batıda örneğin Fransa'da ya da yukarıda Belçika'da bir cephe daha açarsanız Alman ordusu ikiye bölünür ve dolayısıyla Sovyetler Birliği üzerindeki baskı hafifler. Şimdi bunu hiç istemediler. Niye istemediler? Şöyle bir hesap yapıyorlardı. Ya diyorlardı, Almanya ile Sovyetler Birliği arasındaki bu savaş çok güzel. Niye güzel? İki taraf da birbirini hırpalıyor. Hem öldürüyorlar birbirlerini hem de ekonomileri ciddi güçlükler içerisinde. Bu devam etsin edebildiği kadarıyla. Hatta şu dile getiriliyor. Ya hangi taraf zayıf düşerse biz de o tarafı kollayalım ki uzasın bu savaş. Şimdi tablo bu. Bu tabloda ertelediler hep sürekli. Ama ne zaman ki Sovyetler Birliği'nin Almanya'yı kovalamaya başladığı dönem başladı. Yani Sovyet topraklarından çıkıp savaş, Kızıl Ordu'nun Avrupa'daki ülkeleri, Doğu ve Orta Avrupa'daki ülkeleri özgürleştirmesi dönemi başladı. O zaman paniğe kapıldılar. Çünkü Kızıl Ordu'yu o hızla bütün Avrupa'yı özgürleştirir. Yani kolay bir şeyden söz etmiyorum. Ama bundan ciddi bir şekilde tedirgin oldular. Ve o yüzden de 1944'ün 44 yılında işte bahar aylarında yapmayı kabul ettiler. Normandiya çıkarmasını. Yani aslında Sovyetler Birliği'nin Almanya'yı yenilgiye uğrattığı belli olduktan sonra mesela Stalingrad olmuş. Stalingrad'ın kaderi 1943'ün başında belirlendi. Ve muazzam bir savaştı. Stalingrad Savaşı'ndan sonra Sovyetlerin Almanya'yı bir şekilde yeneceği belliydi. Ama ne zaman onlar şey yaptılar? 44'te. 44 yazını buldu. Sürekli ertelediler. O yüzden de Normandiya çıkarması evet önemlidir Sovyetler Birliği açısından. Çünkü tek bir insanın bile hayatı önemli. Almanya iki cephede birden savaşmaya başladı Normandiya çıkarmasıyla beraber. Ama Normandiya çıkarmasının savaşın kaderini değiştirdiği ya da zaferde belirleyici olduğu iddiası bir Amerikan palavrasıdır. İngiliz palavrasıdır. Hiçbir şey tarafı yoktur. Gerçeklikte hiçbir bağı yoktur. Zafere giden süreçte çok tartışıldı. Yani hem eleştiri hem tartışma üzerinden bu Alman savaş tutsaklarının Moskova'daki resmi geçidi. Bir izleyelim mi? Onun üzerine konuşalım. Москва. Сегодня, 17 июля 1944 года, солдатам Гитлера предоставлена возможность побывать в Москве. Вот они, 57 600 пленных немцев, остатки разбитых полков, дивизий, корпусов. Они на обширном поле ипподрома столицы. Здесь лишь недолгий привал. Отсюда их проконвоируют через Москву дальше, в лагере для военнопленных. Это только часть пленных, взятых Красной Армией под Витебском, Минском, Бобруйском. Солдаты и офицеры всех родов оружия, кадровые и тотальные, гитлеровские гренадеры.
Вот их полководцы. Их генералы. Генерал-лейтенант Мюллер, исполнявший обязанности командующего 4-й немецкой армией. Его войска были окружены под Минском. 8 июля он принял ультиматум советского командования и приказал своим частям сложить оружие. Генерал-майор Адольф Гаман, комендант Бобруйска, бывший комендант Орла, палач и убийца. Десятки тысяч советских людей стали жертвами его злодеяний. Немало орденов выслужил у Гитлера генерал-майор фон Эрцмансдорф, комендант города Могилева. Под Минском сдался в плен нашим войскам генерал-майор Клямт, командир 260-й пехотной дивизии. Еще один герой минского поражения, генерал от инфантерии Фелькерс, командир 27-го немецкого армейского корпуса. А это генерал-майор Энгель, командир 45-й пехотной дивизии. Он сдался уже подальше на запад, под Волоковыском. Генерал-майор Шмидт был начальником инженерной службы 9-й немецкой армии. Он строил все укрепления, которые сокрушил натиск советских бойцов. Генерал от инфантерии Гольвицер, командир 53-го армейского корпуса. Всего 19 немецких генералов. Сегодня они промаршируют впереди своих плененных войск. Сотни тысяч москвичей, военные и штатские, женщины, старики, дети собрались посмотреть на тех, кто шел походом на Москву. У каждого свой счет с немцем. Быть может, здесь пройдет летчик, бомбивший Москву в 1941 году, или убийца твоего сына, или палач, терзавший где-нибудь на Украине твоих родных. Вот они, побежденные. Живое свидетельство наших побед. Вообразите их с оружием в руках, за броней танков, такими, какими они были еще несколько дней назад. Эту силу перешибла наша сила. Мощь Красной Армии, разгромившая эти полки, дивизии и корпуса гитлеровской армии. Пройдут годы, но поколение наше с гордостью будет вспоминать о героических днях великих побед Красной Армии и мощи советского оружия. Thank you.
Вот так отмыть, очистить землю от всей гитлеровской нечисти, чтобы следа ее не осталось. С законным удовлетворением расходились москвичи к своим обычным занятиям, к военному труду, расходились с полной верой в окончательную нашу победу. Evet, bu görüntüler, tamam sonuçta savaştan konuşuyoruz. Acıklı, bu kadar aldatılmış, dönüştürülmüş Alman'ın düştüğü hal. Ama aslında hak ettiler bu görüntüleri. Şimdi bu biliyorsunuz bu yürüyüşe verilen çok ilginç bir ad var. Büyük Vals, yani Sovyetler Birliği yönetimi böyle, bu adı takıyorlar. Aslında böyle bir niyeti yok Sovyet yönetiminin. Tarih 17 Temmuz yanlış hatırlamıyorsam 1944. Normandiya çıkarmasından da bir ay kadar sonra bu şey görüntüler. Nedeni de şu, şimdi Normandiya çıkarmasını yaptıkları sırada Sovyetler Birliği'nin vermiş olduğu bir söz var. Siz ikinci cepheyi açarsanız aynı anda Sovyetler Birliği de büyük bir saldırı başlatacak diye. Başlatıyorlar gerçekten de ve Alman ordularının bel kemiğini kıran bir operasyon başlatıyorlar. Bu operasyon beklenenin de ötesinde sonuç veriyor, başarılı oluyor. Ama batılı ülkeler medyasıyla şeyiyle bu kuşku gölge düşürüyorlar Sovyetler Birliği'nin başarısına ve işte kesin değil diyorlar. Acaba gerçekten Sovyetler Birliği başarılı mı diye sorguluyorlar. Yani Sovyetler Birliği'nin ilan ettiği sayıların doğru olmadığını. Çünkü Sovyetler Birliği işte şu kadar Alman askerini etkisiz hale getirdik, öldürdük, esir aldık diye açıklamalar yapıyorlar. Ve bunların abartılı olduğuna dair yayın yapılıyor Batı medyasında. Çünkü kendi başarılarını propaganda etmek istiyorlar. Bunun üzerine Stalin gerçekten de savaş sırasında ilginç inisiyatifleri var. İşte 7 Kasım 1941 gösterisi daha önce konuştuk. Bu da onlardan bir tanesi. Diyor ki bütün Moskova yakınlarındaki getirdiğimiz bütün Alman esirlerini hizaya sokun. En öne generalleri, üst düzey subayları alın ve büyük bir tören yapacağız. Halkı da bu töreni izlemeye çağırıyorlar. Dolayısıyla Büyük Vals Alman subaylarının, işgalci Alman askerlerinin yürüyüşü şeklinde Moskova'da. Tabii bu Sovyet halkı için de çok şey, belki görüntülerde fark etmişsinizdir. Bir kısım insan alayla bakıyor ama bir kısım dehşetle bakıyor. Çünkü herkesin, her ailede ölüler var. Yani Alman faşizmi o ana kadar yakıp yıkmış Sovyetler Birliği'ni. Büyük bir öfke var Alman faşizmine karşı. Ve süklüm püklüm Moskova sokaklarında dolaştırılıyorlar. Ve üstelik de yabancı bütün diplomatlar da çağrılıyor buraya. Ve onlar da filme çekiyorlar. Şimdi bu gerçekten de çok şey ve sonu da ilginçtir. Yıkıyorlar. Alman askerlerinin geçtiği bütün sokakları dezenfekte ediyorlar. Sembolik bir yan taşıyor bu. Yani siz bizim ülkemizi kirletemeyeceksiniz türü bir mesaj boyutu da var. Bu savaşın en ilginç karelerinden açıkçası bir tanesi. Evet, yani tartışmalı karelerinden de belki bir tanesi. Yani evet.
tartışmaya da devam edecek. Savaşta belki evet etik aranması yani öteden beri tartışılan bir durum ama bu da yine tartışmalı karelerden biri olarak tarihte. Yani şimdi evet savaş sırasında savaş ahlakı önemli bir mesele bu. Ama faşizm ahlak falan bırakmayan, kuralsız savaşan bir şeydi, yapısı vardı. Dolayısıyla Sovyetler Birliği de bu düşmanla mücadelede bir noktadan sonra gerçekten de kuralsız savaşmaya başladı. Ben buna birkaç tane anekdotla örnek vermek istiyorum. Şimdi bakın savaşta esir öldürülmez. Esir alırsınız. Ama sonra çok özel suçlar işleyenleri yargılarsınız. Ama Almanlar altın kural Komünist Partisi üyeleri ve özellikle de komiserleri derhal kurşuna diziyorlardı. Ve bu çok yaygın bir uygulamaydı. Yaktıkları, katlettikleri sivilleri falan bir kenara bırakıyorum. Ama bir biçimde ellerine geçen Sovyet askerlerine savaş hukukunu uygulatmıyorlardı. Ve sayı da çok yüksek şu an. Tam sayı yanlış söylemek. 27 milyon Sovyet insanı öldü. Evet ama Komünist Parti sayısı olarak söylüyorum. Komünist Parti üyesi 3 ila 4 milyon arası Komünist Parti çok üyesi. Çok büyük sayı. Yani aslında Sovyetler Birliği'nin en direngen, en militan kadroları öldü. Niye? Çünkü ayrıcalığınız ilk önce ölmektir diyorlardı. Yani komünist olmanın ayrıcalığı, siperden ilk siz çıkacaksınız hücumu emri verildiğinde. Kendinizi korumayacaksınız, örnek olacaksınız. Şimdi Sovyetler Birliği Komünist Partisi'nin işte elit, kendisini şey yapan, koruyan, kollayan bir iktidar olduğu hep iddia edilir. Hayır, İkinci Dünya Savaşı'nda Sovyet komünistleri hep ilk ölenler oldular. Ve Almanlar da ilk onları öldürdü, öldürmeye çalıştılar. Şimdi şunu anlatmaya çalışıyorum, buraya etikten geldik, savaş etiğinden. Sovyetler Birliği de savaş sırasında zaman zaman bu etiği zorlayan şeylerin içerisine girdi. Evet doğru. Örneğin Alman askerleri ele geçirildiklerinde bunlar içerisinde bazı görevleri icra edenleri hemen öldürdüler. Bu doğru. Ne mesela? Yangın alev makinesi. En korkutucu silahlardan birisi biliyorsunuz belki filmlerde görmüşsünüzdür. Yani sivil insanların da üzerine alev makinesiyle gidip korkunç bir ısı verir o ve yakarlar. Alev makinesi kullanan Alman askerlerinin elleri benzin kokardı. Ve ele geçirilen Alman askerleri içerisinde ellerini kokladıkları ve benzin kokan hepsini orada kurşuna dizdiler. Mesela bu savaş ettiği midir değil midir? Ama bir ölüm kalım savaşı ve siz de dehşet uyandırmak zorundasınız karşı tarafta. Evet. Unutmamak gerekiyor. Bu uygulamada 1944'teki bu esirlere dönük uygulamada öldürmüyorsunuz, bir şey yapmıyorsunuz. Sonuçta sadece diyorsunuz ki dünyaya evet işte yenilmez denilen Alman ordusunu biz bu hale getirdik. Çünkü görüntüler çok etkileyici. Çok. Sıradan askerler değil, bir sürü general yürütüyorlar orada ve üniformalarıyla, apoletleriyle. Bence hani İkinci Dünya Savaşı'nda yaşanan bütün o kötülükler içerisinde hiç de şey değil, ahlaki olarak sorgulanabilecek bir görüntü değil bence. Evet. Ama yine de ben şeytanın avukatlığını zaman zaman yaparak o tartışmayı da açmak durumundayım. Şimdi bir taraftan böylesi bir mücadele var. Söyledik az önce, büyük bir direniş de var ama büyük bir kuşatma da vardı. O kuşatma hem püskürtüldü, bir taraftan da ilerleyiş devam etti Almanya'ya doğru. Bu devam ederken de Doğu Avrupa'da birçok ülke faşizmden kurtulmuş oldu. Bir süre sonra sosyalizm bitmiş oldu ama Sovyetler bir taraftan aslında devrim ihraç etmiş diyebilecek noktaya geliyoruz. Evet. Ya şimdi bu tabii çok meşru, haklı bir soru bu soru. Çünkü Sovyetler Birliği, Kızıl Ordu batıya doğru ilerlerken, yani Alman ordusunu kovalarken doğal olarak bazı ülkelerden geçti Almanya'ya giderken ve o ülkeleri
özgürleştirdi. Ya bunlar arasında Bulgaristan var, örneğin işte Polonya var, Macaristan var, Çekoslovakya var, Romanya var. Arnavutluk var, Arnavutluk ve Yugoslavya biraz daha kendi gücüyle kurtulan ülkeler. Şimdi ama diğerlerine bir bütün olarak baktığımız zaman şunu görüyoruz. O bölgede Almanya, Alman ve İtalyan şeyi kırıldıktan sonra, işgalcileri kırıldıktan sonra zaten komünistler dışında iktidarı alabilecek yani bir siyasi güç yok. Çünkü bakın, savaş boyunca direnişi örgütleyenler komünistler. Yani bütün Doğu Avrupa'da asıl partizan kuvvetleri Sovyetler Birliği'nde yardımıyla komünist güçler. Diğer güçlerin önemli bir bölümü Alman işbirlikçisi oluyor zaten. Bir de bunun yanında bazı milliyetçi kuvvetler var. Gene işgale karşı savaşan. Ya onların eline geçecek ya komünistlerin eline geçecek. Yani çünkü ülkede bir iktidar boşluğu ortaya çıkıyor. Faşistler kovulduktan sonra. Şimdi Kızıl Ordu gayet doğal değil mi kendi müttefiklerine yardımcı olması? Siz bir ülkeye giriyorsunuz. O ülkede çiçeklerle karşılanıyorsunuz. Yani halk faşizmden kurtulmanın sevincini yaşıyor. Komünizme dönük büyük bir sempati var. Dolayısıyla bazı ülkelerde çok hızlı gelişiyor komünist partileri. Ya da yeterince gelişmeden iktidara geliyorlar. Ama Polonya dışında diğer ülkelere baktığımız zaman zaten iktidarı boşluğunu doldurabilecek pek güç yok. Kızıl Ordu kralcılara mı teslim edecek? Yani Alman faşizmini dize getireceksiniz. Sonra Romanya'yı kralcılara teslim edeceksiniz ya da Bulgaristan'ı. Böyle bir şey olabilir mi? O yüzden de evet, faşizme karşı mücadele bu ülkelerde sistem değişikliğine de yol açtı. Bir tek Polonya karışık. Polonya'da güçlü bir direniş hareketi vardı. Komünistlerin dışında da vardı. Bu direniş hareketi, Polonya milliyetçileri, Polonya'daki Yahudi gruplar, yani Alman faşizminden ciddi zarar gören ama kurtulmayı beceren Yahudi gruplar, ciddi direniş örgütlediler. Komünistler de vardı. Bunlar arasında bir rekabet ortaya çıktı. Polonya aslında Soğuk Savaş'ın başladığı ülkedir. Yani savaş sürerken İngiltere ve Sovyetler Birliği arasında Polonya'yı kim yönetecek kavgası ortaya çıktı. Bu kavga kağıt üzerinde geçmez. Sahada kim güçlüyse o kavgayı kazandı. Dolayısıyla Polonya da sosyalist bir yöne gitti. Ne yapacaktı Sovyetler? Dediğim gibi yani kendi eliyle yeniden anti komünist, anti Sovyetik bir iktidar mı yaratacaktı? O kadar bedel ödedikten sonra. Hiç kimse şey yapmasın, eleştirmesin. Sovyetler Birliği savaş öncesinde ortak bir güvenlik kurulması, oluşturulması için her şeyi yaptı. Ve Stalin'in ya 34'te ya 35'te unutulmaz bir konuşması var. Bakın savaştan kaç yıl önce. Şunu diyor. Eğer diyor birileri Sovyet topraklarına yıkmaya kalkarsa savaş. Yani emperyalistlerin böyle bir niyeti varsa Sovyetlerinden kurtulmak gibi. Yarın ağlamasınlar Avrupa'nın yarısında kızıl bayrak dalgalanırsa. Stalin'in böyle bir konuşması var. 34-35'te. Şimdi o yüzden de yani işte Doğu ve Orta Avrupa'yı işgal etti Kızıl Ordu. Orada kukla yönetimler kurdu. Niye kukla oluyorlar? Yani savaşın bütün yükünü Bulgaristan'da, şeyde, diğer ülkelerde komünistler çekti. Başka ülkeler de var. İtalya'da ve Fransa'da da komünistler çekti. Yani İtalya ve Fransa'da eğer bir yeni bir dünya savaşı tehlikesi olmasaydı, orada da Fransa'da da, İtalya'da da, Yunanistan'da da komünistler güçlüydü. Bugünkü gibi değildi tablo. Savaş sırasında siz işbirlikçilik yapacaksınız. Hitlercileri destekleyeceksiniz. Sonra ülkenin yönetiminde söz sahibi olacaktı. Var mı öyle bir yağma? Yani o yüzden de İkinci Dünya Savaşı'nın bitiminde komünizmin Avrupa kıtasında artan etkisi hak edilmiş bir etkidir. Sadece Kızıl Ordu'ya bağlanamaz.
Peki Kızıl Ordu tek başına işgal edebilecekken neden bekledi Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'yi? Almanya'yı mı kastediyorsunuz? Evet. Ya bu ilginç bir soru çünkü bu çok tartışılıyor hala. Teknik açıdan bakıldığı zaman Sovyetler Birliği'nin Almanya'yı tek başına bize getirmesi mümkündü. Ancak şunu unutmayalım. Alman faşistleri yenileceklerini anladıkları andan itibaren ABD ve İngiliz ordusuyla savaşmayı bıraktılar. Yani ABD ve İngiliz ordusunun bir an önce Almanya'nın işlerine girmesini istediler ki Sovyetler yerine onlara teslim olalım. Nitekim bunu yapan çok fazla Alman faşist var. Yani Alman devlet bürokrasisi İngilizlere ve Amerikalılara daha çok teslim oldular. Ve bunları daha sonra Federal Almanya'da kullandı Amerika Birleşik Devletleri. Yani Alman devleti Nazi artıklarıyla kuruldu. Bunu unutmayalım. Dolayısıyla Almanya'nın isteği de vardı. Sovyet, çünkü biliyorlardı yani Hitler'de. Yani başımıza gelebilecek en büyük felaket Sovyetlerin Almanya'ya girmesi. Bu gerçekleşti. Dolayısıyla bütün kuvvetleriyle Sovyetlere direniyorlardı. Amerika ve ABD ve İngiliz ordularına değil. O yüzden de Sovyetler bile çok kayıp verdi. Yani Berlin Savaşı'nda Sovyetler bile, yani sadece Berlin Savaşı'nda 300-400 bin kaybı var. Bunlar büyük sayılar. Ve unutmayalım, Sovyetler Birliği savaş sırasında savaş sonrasını düşünmek zorundaydı. Çünkü 27 milyon insanı öldü. Rakamları gizlediler. Zafiyet uyandırmasın diye ülke güvenliğinde. Yani bu sayılar yeni ortaya çıkmış sayılar. Sovyetler Birliği gizliyordu rakamları çünkü genç nüfusu ortadan kalkmış, iş gücü zayıflamış, asker gücü de zayıflamış. Şimdi böyle bir, çünkü savaşta ölenlerin önemli bir bölümü genç. Yani iş gücü olabilecek bir nüfus. Demografik yapı değişmiş, erkek kalmamış. Yani erkeklerle kadınların oranı açılmış durumda. Şimdi böyle bir durumda Sovyetler Birliği yönetimi, özellikle Stalin hep şunu söylüyor. Ne kadar az kayıp verirsek o kadar iyi. Bu birinci neden. İkinci neden de şu. Sovyet yönetimi yeni bir savaş çıkacağını düşünüyor. Yani İkinci Dünya Savaşı bitecek. Bir süre barış olacak. Sonra tekrar bir savaş çıkacak. Çünkü emperyalizm var. Bu süreyi uzatmak istiyorlar. Neyle uzatacaksınız bu süreyi? İngiltere, ABD ve Sovyetler Birliği arasındaki savaştaki işbirliğini sürmesiyle. Dolayısıyla Sovyetler Birliği Almanya'da bir ortak kurtuluş sağlayıp işbirliği için bir zemin yaratmak istiyorlardı. Yani Sovyet yönetimi İkinci Dünya Savaşı'nın artık bitim noktasındayken savaş sonrasındaki bir barışı tesis etmek için uğraşıyordu. Ama aynı sırada İngiltere ve ABD'de de güçler Sovyetler Birliği bizi nasıl yeni bir savaşa sürükleriz deyip soğuk savaşı imal ediyorlardı. Yani Sovyet yönetimi ne kadar barışçıysa karşı tarafta da o kadar savaşçı bir yönetim vardı. Bu 44'ten itibaren, aslında 43-44'ten itibaren bu böyle, yani savaş henüz bitmemişken. O yüzden de Stalin Almanya'da bir ortak kurtuluş, yani aynı anda ABD, İngiliz ordularının Sovyet ordularıyla beraber Almanya'yı faşizmden arındırdığı bir tablonun savaş sonrası dönem için çok elverişli bir sonuç ortaya çıkaracağını düşünüyordu. Bir neden de bu. Neden 1 Mayıs? Neden 1 Mayıs'ta ele geçirilmesini istedi Stalin? Evet, Stalin'in şimdi zaten şimdi böyle bir olanak ortaya çıktığında, yani Nisan ayında böyle bir olanak ortaya çıkıyor ve planlar yapılırken 1 Mayıs'ta Reichstag, yani Alman hükümet, Alman iktidarının sembol binasına orak çekiçli bayrağın, kızıl bayrağın dikilmesini istiyorlar. Aslında Sovyetler Birliği Berlin'e giriyor Kızıl Ordu. Yani 1 Mayıs'ta ama ele geçiremiyorlar. Yani zaman alıyor. Çok ciddi bir direniş oluyor Alman orduları tarafından. Sembolik bir yan olacak. Düşünsenize, yani savaşmışsınız ve acımasız bir savaş bu. 4 yıl boyunca ve 1 Mayıs'ı böyle kutluyorsunuz.
olmadı. Yani yetiştiremediler. Çok 1 Mayıs'la 7 Mayıs arasında on binlerce Sovyet askeri öldü. Neyse ki. Ya Berlin'de hala bütün antikomünizme rağmen Sovyetler Birliği'nin ya bu antifaşist savaşta ölen Sovyet askerlerinin anısına bazı mekanlar var. Hele bir tane park var ki inanılmaz etkileyici. O parkın altı mezar. Yani Sovyet asker, ölen Sovyet askerleri, yemyeşil, muhteşem heykeller olan, o heykellerin her birisinde Stalin'in sözleri var. Zaman zaman saldırıya uğruyor bu park. Ama hala açık ve orada zaten o parka girdiğiniz zaman şunu anlıyorsunuz. Çok bedel ödemişler. Yani o parkın aynı zamanda bir mezar olduğunu düşünürseniz inanılmaz bir bedel ödedi Sovyet insanı. O yüzden de daha fazla asker ölmesin şeyi, kaygısı aslında çok haklı bir kaygı. Ya büyük bir direnişi konuşuyoruz gerçekten. Aşama aşama anlattığınız direniş büyük bir direniş. Bu direnişin farklı aşamalarını da konuşacağız ama çok tartışılan bir şey sormak istiyorum. Neden önemli olduğunu. Hitler'in ölüm nedeninin intihar mı, siyanür mü olması çok tartışıldı. Bu neden önemli? Daha doğrusu intihar da ateş mi etti? Şey, siyan mı, siyanür mü olması neden önemli? Ya şimdi tabii savaşlar aynı zamanda psikolojik boyutta olan şeyler. Şimdi Sovyetler Birliği savaş boyunca bir kahramanlık öyküsü yazdı ve gerçekleştirdi bunu. Yani kahramanca bir mücadele ama şunu unutmayalım. Sovyetler Birliği'nde de hainler vardı. Yani bir halk topyekün kahraman olamaz. Alman faşizmiyle işbirliği yapan bir sürü Sovyet subayı oldu. Bunlardan bir tanesi ordu kurdu Vlasov. Kendi ülkesine karşı savaşmak için. Askerler arasında da hainler oldu. Bazı coğrafyalarında Sovyetler Birliği'nin Almanya ile işbirliği yapan çok kişi oldu. Ukrayna'da hala onların torunları şimdi devam ediyorlar. Faşistlerle işbirliği yapan bir sürü tip oldu. Siyasi hareket oldu Ukrayna'da. Başka yerlerde de ama ortalamaya baktığımız zaman Sovyet halkı büyük bir direniş gösterdi. Ve hakikaten kahramanca bir direniş bu. Şimdi karşı tarafı da sürekli olarak aşağılamak zorundasınız. Yani karşı tarafın alçaklıklarını, korkaklıklarını hep gündeme getirmek zorundasınız. Ve aslında Hitler'in son dönemi bütün tanıkların anlattığı kadarıyla çok korkunç bir paranoya. En yakınındakine dahi güvenmeyen ve panik içerisinde abuk subuk kararlar veren birisi durumuna geliyor Hitler. Yani Hitler'in kendi üzerindeki kontrolü de yitiyor ve en büyük korkusu Kızıl Ordu tarafından ele geçirilmek. Şimdi o yüzden de bir Alman ulusunun savaştan sonra, çünkü yani şöyle toparlayayım, unutmayın Hitler 10 milyonlarca insan arkasına aldı Almanya'da ve 1945'te dahi Hitler için canını verecek çok fazla insan vardı Almanya'da. Bir Hitler efsanesinin yaşamasını engellemesi gerekiyordu Sovyetlerin. Dolayısıyla tabanca ile intiharla siyanür ile intihar arasında bir tanesi askerce bir intihar, diğeri bayağı hani korkakça bir intihar gibi algılanıyor. Bana göre çok önemli bir fark yok. Yani zaten Hitler'in fizik olarak tabancayla intihar etmesinin zor olduğu söylenir tarihçiler tarafından. Çünkü hastalığı var. Eli fazla titriyor. O yüzden zor olurdu onun için tabancalı intihar falan deniyor ama dolayısıyla Sovyetler Birliği şu tezi savundu. Hala bu tez Rusya'da da savunuluyor. Siyanürle intihar etti. Sonra ateş edildi. Yani bu ortaya çıkmasın diye bir Alman asker ya da subay Hitler'in zaten ölmüş olan bedenini ateş ediyor.
Ama karısı Eva Braun'la beraber, başka Nazi liderlerle beraber hep siyanürle intihar edildiğine dair bir Sovyet tezi var. Dediğim gibi daha çok bir efsanenin ortaya çıkmaması için, biliyorsunuz mezarı da yoktur. Yani bu her zaman uygulanan bir taktik. Böyle baş belası şeylerden kurtulduktan sonra onların bir şeye dönüşmemesi için, bir ritüel yaratılmaması için, onların etrafında bir kutsallık yaratılmaması için yok edilir şeyler. Ama şeyi biliyoruz, kafatası, en azından kafatasından geriye kalan bazı parçalar Moskova'da ve kesinleşmiş durumda Hitler'in ölümü. Zafer'i konuştuk. Zafer'in bir son görüntüsünü izlettiğim, üstüne de yalanları konuşalım sonrasında. Zafer'i konuşmaya devam ediyoruz. Zafer'i konuşurken Zafer'in sahipleri var. Araştırmalar var mesela. Fransa'da yapılan araştırmada şu oran, %13 Sovyet ordusu etkiledi Almanya'nın yenilmesinde, %43 Avrupa'nın özgürlüğe kavuşmasında Amerika Birleşik Devletleri'ni etkili görüyor. Yine Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan ankette de %60 Amerika Birleşik Devletleri'ni etkili görüyor. Yani bu çarpıtmayı da konuşmak lazım. Bu inanılmaz bir çarpıtma. Yani gerçekten de bu aynı zamanda faşizme karşı mücadele eden milyonlarca Sovyet insanına ve Avrupa'da mücadele eden milyonlarca antifaşiste büyük bir hakaret. Bakın, az önce görüntüleri izledik. Lenin'in mozolesine Alman sancakları fırlatılıyor. O Alman sancakları gerçek Alman sancağı ve her bir Alman ordusundan ele geçirilen sancaklar. O sancaklar Londra'da değil, Washington'da değil, Moskova'da. Yani teslim alınan ya da yok edilen Alman birliklerini temsil eden sancaklar. Dolayısıyla hiç kimse kendisini aldatmasın. Savaşın gerçek yükü, bütün savaşın, bütün İkinci Dünya Savaşı'nın gerçek yükü, sayılar ortada zaten. Sovyetler Birliği üzerine yıkılmıştı. Ben burada diğer uluslar hiç etkilenmediler falan demiyorum. Dediğim gibi tek bir insanın bile hayatı önemlidir. Ama Sovyetler Birliği'nin çektiği yük ve savaşın faşizmin yenilgisiyle bitmesindeki rolü Sovyetler Birliği'nin tartışılacak bir rol değil. Bunu antikomünizm inanılmaz bir beyin yıkamayla, yalanla, tahrifatla gerçekleştirdi. Yani adım adım her yıl daha fazla genç insana yanlış bilgiler vererek bu şeyi gerçekleştirmiş oldular. Tabii burada Sovyetler Birliği'nde büyük bir sorumluluğu var savaş sonrasında. Özellikle Stalin
sonrasında. Şimdi Sovyetler Birliği yönetimi 1953'te Stalin öldükten sonra birkaç yıl sonra şöyle bir hayal görmeye başladılar. Ya Stalin çok eleştiriliyor Batı'da. Biz şu Stalin şeyinden kurtulursak Batı ile ilişkilerimizi daha çok daha iyi geliştirebiliriz. Dolayısıyla aynı zamanda bu bir yanılsamaydı. Emperyalizmle barış olabileceğine dönük hayaller de ortaya çıkmaya başladı Sovyet yönetiminde ve ne yaptılar? Şimdi savaşı Stalin'siz anlatamazsınız, savunamazsınız gerçekleri. Stalin konusunda suskunluğa ve belki de hatta suskunluğun ötesinde Stalin karalamalarına Sovyet yönetimi de bir dönem dahil olunca İkinci Dünya Savaşı'nı çarpıtmak kolaylaştı Batılı ülkeler için. Size bir örnek vereyim. 7 Kasım 1941'deki o olağanüstü gösteri. Yani burada yer verdik. Biliyor musunuz siz Sovyetler Birliği tarihinde 1960'larda, 70'lerde o gösteriye dair hiçbir şey yok. Niye? Aman Stalin çıkmasın tekrar. Yani Stalin'in görüntüsü ortaya çıkmasın. Şimdi böyle bir şey olabilir mi? Dolayısıyla İkinci Dünya Savaşı'nı Stalin'siz anlatamazsınız. Elbette bütün Sovyet halkı mücadele etti. Ama liderliğin burada büyük bir önemi var ve o liderlikte Stalin'in gerçekten de ülkeyi birleştiren, harekete geçiren ve zaman içerisinde de askeri açıdan da çok büyük bir rolü var Stalin'in. Şimdi bunu yok saydığınız andan itibaren Amerikan ve İngiliz yalanları egemen olmaya başlıyor. Yani ve savunmasız bırakılıyor gerçekler. Yani açıkçası Sovyetler Birliği uzun bir süre boyunca İkinci Dünya Savaşı'nı anlatmakta çok yetersiz kaldı. Mesela 1939 anlaşmasını savunurken mecburen Stalin'in değerlendirmenin falan dikkate almak zorundasınız. Bunları bir kenara koyarak savunmaya kalktığınız zaman, açıklamaya kalktığınız zaman etkili olmuyordu. O yüzden de uzun bir süre Batı tek yanlı propaganda yaptı. İşin ilginci, Sovyetler Birliği yıktılar. Şimdi kapitalist bir Rusya var. Ama kapitalist Rusya daha fazla o gerçekleri savunma ihtiyacı hissediyor. Çünkü şunu gördüler. Batı Rusya ile rekabetinde, Rusya belki sosyalizm yıkıldı ama Rusya'yı bir rakip olarak gördükleri için, bu sefer emperyalist dünya içerisinde bir rakip olarak gördükleri için yine İkinci Dünya Savaşı'nı İkinci Dünya Savaşı'nda Sovyetler Birliği'nin rolünü karalamaya çalışıyorlar. Örneğin diyorlar ki işte İkinci Dünya Savaşı'nın başlamasından en az Almanya kadar Sovyetler de suçludur. O yüzden de Putin yönetimi Sovyetlerin yapmadığını yapıp gerçekleri daha fazla açıklamaya başladılar. Yani Putin yönetimi sosyalizmden nefret ediyor. En az Amerikalılar kadar. Stalin'den nefret ediyorlar ama gerçekleri savunmak zorunda kalıyorlar. Çünkü işin kendilerine döndüğünü de gördüler. Yani çünkü İkinci Dünya Savaşı'nın meşruluğunu ortadan kaldırırsanız bugünkü Rusya da çok zarar görür. Örneğin Polonya tazminat ister. Şeyden zaten istiyorlar aslında. O yüzden de Sovyetler Birliği mirasında söz sahibi olabilmek için Rusya bugün daha fazla İkinci Dünya Savaşı'na ilişkin gerçekleri açıklamak zorunda kalıyor. Bu da ilginç bir kaderin cilvesi. O cilveden bir tanesi de komünizmle faşizmi bir tutan akıl muhtemelen. Ne yazık ki evet, yani şimdi bu çok yaygın bir uygulama. Özellikle Avrupa'da şeyler çıkartıyorlar Avrupa Parlamentosu'ndan. Sürekli kararlar çıkartıyorlar. İşte faşizm ve komünizm eşdeğer bir sorumluluk taşır insanlığa karşı işlenen suçlarda diye. Ya nasıl oluyor bu iş? Ya faşizme karşı mücadelenin yalnızca İkinci Dünya Savaşı değil, öncesinde bütün yükünü komünistler çekmiş. Savaş sırasındaki bütün yükü komünistler çekmiş. Peki nasıl faşizmle komünizm şey oluyor? Ayrıca faşizm kapitalizmin ürettiği bir hastalık. Yani kapitalizmi, pardon, faşizmi kimler beslemiş? Büyük Alman tekelleri. Alman tekelleriyle ilişkide olan Amerikan ve İngiliz tekelleri. Yani Hitler'in
doğup büyüyüp gelişmesini sağlayan faktör kapitalizmin kendi iç dinamikleri. Sosyalizm yaratmamış. Hala dünyada ırkçılığı besleyen, aşırı sağa besleyen, faşizmi besleyen şeyler kapitalizmin içinde. Dolayısıyla komünizm eninde sonunda kapitalizmin antitezidir. Yani faşizmle komünizm arasında bir özdeşlik kurmak gerçekten de büyük sahtekarlık. Ve bu sahtekarlığıyla ortak olan solcular da var. Yani çok ilginç. Tarihi çarpıtıyorlar. Tarihi çarpıtırken milliyetçiliğin ve ırkçılığın önünü açıyorlar. Çünkü eğer siz komünizmle faşizm eşdeğer sorumluluk sahibidir derseniz faşizmi aklarsınız. Yani ve nitekim yavaş yavaş Doğu Avrupa ülkelerinde faşizmin Nazi sembollerini falan aklandığını görüyoruz. İşte Sovyet heykellerini yıkıyorlar. Ne bileyim Sovyetler Birliği komutanları, yani İkinci Dünya Savaşı'nda işte Polonya'yı özgürleştiren, Romanya'yı, Macaristan'ı özgürleştiren Sovyet komutanlarının heykelleri yıkılıyor. Onların adına verilen parkların adını değiştirdiler. Bütün bunlar hep antikomünizmin hiç bitmediğinin kanıtı. Ama şunu söylemek gerekiyor. Gerçekleri şey yapamazlar, yok edemezler. Hele hele İkinci Dünya Savaşı gibi bu kadar büyük bir kitleyi ilgilendiren, işte milyonlarca, on milyonlarca insanın öldüğü bir tarihsel olayı çarpıtmak o kadar kolay değil. Bize de bir görev düşüyor. Yeni kuşaklara bu neler yaşandığını anlatmak. Örneğin bakın az önceki konuşmalarımıza bir döneceğim. İşte İkinci Dünya Savaşı'nın başlangıcı olan 1 Eylül 1939 tarihinde Polonya'ya Almanya ve Sovyetlerin aynı anda saldırıp işgal ettiği tezi bugün ders kitaplarında okutuluyor. Ama tekrar hatırlatacağım. Hayır, 1 Eylül'de Almanya Polonya'ya girdi. Sovyetler Birliği'nin Polonya topraklarına girmesi Polonya fiilen ortadan kalktıktan sonra gerçekleşti. Yani mesela bu bile, tek başına bu bile ne kadar büyük bir yalanın ortaya konduğunu gösteriyor. Ne yazık ki çağımız yalanlarla hareket edilen bir şey. Irak'ta yalan söylediler, Afganistan'da yalan söylediler, Suriye'de yalan söylediler. Her yerde yalan söylüyorlar. Bizim de görevimiz işte bu tür şeylerle, programlarla, yayınlarla, yazarak, çizerek, anlatarak, mücadele ederek bu yalanlarla baş etmek. Eninde sonunda gerçekler her zaman kazanır. Evet. Bu iyimserlikle hareket etmemiz gerekiyor. Salgın gününde bir zafer konuştuk baştan sona. Daha doğrusu biz sorduk, siz cevap vermiş oldunuz. İzleyicilerimiz de sanırım takip edeceklerdir. Köleleşmek istemeyen, boyun eğmeyen halkların direnişini konuşmuş olduk aslında. Faşizmin yükselişini engelleyenleri konuşmuş olduk, anmış olduk. Kutlu olsun diyelim Zafer. Evet. Şimdi bir şarkıyla veda edelim. Gülcan Altan'ın şahane sesiyle bir şarkıyla veda edelim. Kara gözlü Kazak kızıyla. Ama öyküsünü anlatın, öyle veda edelim. Şimdi ya şöyle, bu şarkı aslında savaştan sonra bestelendi. Bestecisi çok ünlü bir şarkının bestecisi, Katyuşa'nın bestecisi. Onu herkes bilir, o şarkıyı. Savaştan sonra bestelendi ama savaşta bestelenen çok fazla Sovyet şarkısı var. Savaş sırasında bestelenen ve bunların bir bölümü özellikle 1943 sonrası, yani Sovyetlerin artık Almanya'yı yeneceğine dair bir kanaat ortaya çıktıktan sonraki bölümünde mizah bayağı ağırlık kazanıyor. Son derece esprili şen şakrak şarkılar çıkıyor İkinci Dünya Savaşı'nın içerisinde. Yani militan şarkıların yanında mizah yüklü şarkılar da çıkıyor. Bu daha sonra bestelenen ama bir Sovyet askerini anlatan şarkı. İşte besteci Blanter, çok ünlü bir Sovyet bestecisi. Burada bir Sovyet askeri atını nallatacak ya da tımar edecek, bilmiyorum tam detayını, ama bir genç kız
güzel bir genç kız. İşte kara gözlü bir Kazak kızı. Atıyla ilgileniyor askerin. Sonra asker soruyor, adın ne senin güzel kız diyor. Adımın ne önemi var diyor. Sen zaten diyor atını sürerken benim adımı sürekli hissedeceksin. Adam gidiyor. Niye bana böyle dedi acaba diye şey yaparken. Ya adı neydi? Ne olabilir? Ne olabilir? İşte sayıyor değişik isimleri. Ve sonra aa diyor. Atın çıkardığı nal sesinden Katya, Katya, Katya diyor. Ve sonra da diyor ki ya ben ne ahmak birisiyim. Benim aslında bir sevgilim var. Hiç tanımadığım bir kız neyle niye ilgileniyorum şimdi diyor. Aşağı yukarı sözler böyle. Çok keyifli bir şarkı. Çok güzel bir şarkı. Yani Sovyet askerinin İkinci Dünya Savaşı'nda çok acı çektiler. Çok hüzünlü şarkılar çıktı. Çok coşkulu şarkılar çıktı. Çok esprili şarkılar da çıktı. İşte bu da İkinci Dünya Savaşı'na dair esprili, mizah yüklü şarkılardan bir tanesi. Tabii Gülcan Altan da çok güzel yorumladı. Bir belki müjde vermek lazım. Gülcan Altan'ın geçen hafta 1 Mayıs'ta çıkan bir şarkısı vardı. Omuz Ver. Olağanüstü güzel bir şarkı. Bu Kara Gözlü Kazak Kızı, bütün bunlar ve başka şarkılar Eylül ayında piyasaya çıkacak. Ya da dinleyiciyle piyasa lafı biz de şey yaptık, onu kullanmayalım ama dinleyiciyle buluşacak. Çok güzel bir albümün içerisinde yer alacak. Böyle diyelim. Herkesin zafer günü kutlu olsun. Dünyada bütün faşizme karşı mücadele eden insanların ve hayatını veren insanların anısını da buradan tekrar anısına selamlarımızı yollayalım. Evet, kutlu olsun Zafer. Boyun eğmeyenlere de selam olsun diyelim. Hoşçakalın diyelim. Hoşçakalın. Just fly.